arkadaşın hikayesi. Mini ve yönetmeni, hepsinden de önemlisi, yanındaki seyircisi. Bizimki aşk hikayesi, sahnesiyle perdesi, ekiplerin en iyisi, hiç bitmeyen enerjisi. Tam on you oldu, taştı doldu. Arkadaşım, arkadaşım, müdür, arkadaşım, arkadaşım, söyle. Büyüdü, talk show oldu, talk show oldu, huzuru sahnede buldu. Talk show oldu, talk show oldu, seyircisine kavuştu. Büyüdü, talk show oldu. Seyircisine kavuştu. Büyüdü. Talk show oldu. Talk show oldu. Huzuru sahnede buldu. Talk show oldu. Talk show oldu. Seyircisine kavuştu. Arkadaşım gel. Yaşanmış. 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 Estağfurullah. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Vallahi... Efendim? Efendim? Ne? Vallahi çok iyice heyecanlandım. Güzel bir gece olacak, çok güzel insanlar var. Ayağınıza sağlık. Hazır hissediyoruz, iyi ki geldiniz. Teşekkür ediyoruz, şahane insanlar. Al mikrofonu arkaya. Evet. Müzisyeni çağır. Huzurlarınızda Melik. Neredesin? Tek bir olan bir sen ya? Öpemedim seni. Göremedim seni. Çok şey yaptım. Geri döndüm. Hazır mısın bugüne? Vallahi hazır hissediyorum. Bugün bir güneş vardı bugün biraz sabah erken. Öyle mi? Aa, acayip o zaman soruların var. Memleketçe merak içindeyiz. Hayır, senin acayip soruların var demek ki. Hayır, hayır. Arkadaşım, mevzuya girmeye çalışıyorum. Allah Allah. Bu insanlar buraya niye toplandı? İndirim vardı bu hafta herhalde. Belki de... Saçmalama. Talk show yapacaksın, seyredecek insanlar. Ya ben onu yapmayacağım da neyse. Hadi hayırlısı, bir deneyeceğiz artık. Ne yapacaksın lan? Ya mesela ben... ne yapmak istiyorsun? Ya yıllardır anlatıyorum zaten. Hayır, o değil yani. Geçen ayda bunun İçinde ruhsatı erotizm çıktı. Olmayan ne yapmak istiyorsun? Ya sahnede? O zaman ölmüşüz demektir insan olarak. Yani içinde... Arkadaşım ya. İnsan başka şeylerden zevk alabilir. Mesela bir enstrüman düşün. Hocam, o kişisel bir şey sizinki. Arkadaşım. İyi akşamlar, geldiğiniz için hayır, teşekkür ederim. Biraz mesela müzisyen, sen piyanondan zevk almıyor musun? Türkçe öyle güzel bir lisan ki, insanı rezil de ediyor, vezir de. Arkadaşım, sen oraya çekmesen seyirci makul makul hazır hissediyoruz, gelmişken eğlenelim. Arkadaşım neyse ya, tamam bugün gene Allah ben sana Allah, konuk ayarladım. Ya. Bugün gene ben sana konuk ayarladım. Bunu daha kaç kez söyleyeceğim bilmiyorum. Hayırlısı olsun inşallah. Ama gelen konuk çok ünlü bir konuk. Benim çok sevdiğim bir insan. Ve kapalı kutu bugüne kadar çıktığı hiçbir talk show'da konuşamamış bir insan. Konuşmuyor. Öyle. Talk show'a çıkıyor ama konuşmuyor. En sevdiğim tarz. Evet. O zaman soru sormama ama gerek yok. Ama sen bugün onu açacaksın. Ve belki de ilk kez kimsenin sormadığı soruları sorup merak ettiği şeyleri öğreneceksin. Ben gene lan bir araba laf ettim ya. Bir araba laf ettim. Bir şey söyle karşılığında. Tamam. Evet, ver konuk geliyor müziği. Yap hareketini. Size... Hayır hayır. Ha. Sen değil. O
Huzurlarınızda konuğum. Büyük alkış. Ben mi alkışım? Sen kim çekiyorsun? Yok, gelmiyor. Haftaya mı? Haftaya mı geliyor? Oh. Merhaba, hoş geldiniz. Lütfen. Tamam. Aman şuralar, şu biraz şey oldu. Hoş geldiniz lütfen. Hoş geldiniz. Tanıdın mı? Efendim? Tanıdın mı? Hayır. Arkadaşım, Bildur Kaya. Evet. Hareketlerini anlat seyirciye. Hayır. Hayır, hayır. Göstererek yani. İşte, evet. Çok önemli konu. Hoş, lütfen. Şöyle yeşil koltuk da olur, burası da olur. Hoş geldiniz. Gerçekten bugün sizi burada görmek... lütfen nereye, nasıl? Yani nasıl? Yok soruyorum nasıl? Yani ben de çünkü farkına... Hoş geldiniz. Hakikaten tanışmak bugüne nasipmiş, kısmetmiş. Nasip başka, kısmet başka. Tanışmak bugüne kısmetmiş. Nasip olan... Benim ödemeye o ne oldu? Arkadaşım... Nasip o nasibe giriyor çünkü. Arkadaşım bir kere... Kızcağız buraya gelmiş, evet. Sana konuk olarak tamam, şeref vermiş. Suratında o mutluluğu göstermen lazım seyirciye. Hakikaten şu an mutluyum. Yani çünkü uzun zamandır mutlu olamıyorum. Hiç bu kadar içten bir şekilde karşılanmamış. Demin içimi görmek istedi de o yüzden. Yavaş yavaş açıyorum işte ben. Mutasip bir aileden geliyorum. Ondan mütevellit hemen olmuyor. Yavaş yavaş. Biz daha böyle bir tanışarak tanışıyoruz. Nasılsınız? Nasıl gidiyor yeni albüm? Bilmiyorum, çok özür dilerim senden. Bir düzelteceğim, vereceğim sana geri. Ulan kızın albümü yok. Oyuncu. Büyük bir komedyen. Evet. O tarz gir. Evet. 3-2-1 buyurun. Olsun. Nasıl gidiyor albüm? Şimdi talk show'un da bir görevi olmalı. Yani o gelen konu hem iyi ağırladığın gibi ama istediğin gibi de yönlendirebilmez. Belki de benim sayemde haftaya albüm çıkaracak. Yani bunu bilemeyiz. Buyurun hadi bakalım. Çıkarabilir misiniz haftaya albüm? Çıkarabilirim. Bence konuşalım mı? Kestik. Bir manyak daha geldi sahneye. Gerçekten mi Binnur cevap veriyorsun, laf olsun diye mi? Bence şu an goy goy yapıyor tamamen. O da ne kadar talk show'un ne kadar saçma bir şey olduğunu bilen bir insan. Oo. Ne oldu? Serçe parmağın bacağına değil. Şu an aklıma binlerce soru geldi. Evet harika, devam et o zaman gazla. Sor i̇şte hemen. Bak aynı şeyden hoşlanıyoruz. Kim? Demek oyuncusunuz. Evet. Ne tarz, yani dramatik mi yoksa... Erotik. Söndür ışıkları. Herkes evine. Hakikaten çok bahtiyar olmuşlar. Oyunculuk zor bir meslek. Yani evet. Siz cevap vermeseniz de ben devam edeceğim zaten. Oyunculuk zor bir meslek ve insanın aklına tabii... Yazmıyorlar, soru yazmıyorlar. Beni kovdurmak için soru yazmıyorlar. Oyunculuk zor bir meslek ve siz oyunculuk yaparken en fitil olduğunuz şey nedir? Öyle şey yapıyorlar orada. Enstrümanları burada deniyorlar. Yeni alıyorlar her hafta. Denemeyi burada yapıp yarın sabah iade ediyor. Bir sus lan, kız cevap versin. Konuşmuyor dediniz o yüzden ben orada bırakmayayım. Hayır, süperdi. Evet. Süperdi. Süperdiniz. En fitil olduğun şey gibi bir soruyla ilk defa karşılaştığım için. Yani sizi en rahatsız eden, diyelim ki şeydesiniz, sinema filmi icra ediyorsunuz. Alacağınız var, icraya vermişsiniz şirketi. Hukuki girdim hocam konuya ben. Diyelim karşınızda mesela bir erkek oyuncu var ve sizi ifrit ediyor. Fitil rahatsız etti de ifrite şey yapayım dedim. İfrit de çünkü 86'dan beri kullanılmayan bir kelime. Hiç acelemiz yok, ben haftaya da... güzel mi, beğendik mi, alıyor muyuz onu? Tamam, tamam. Bana bir taksi çağırabilir misiniz? Burada öyle yapmıyoruz. Ben taksiye oynuyorum. Arkadaşım. Arkadaşının kim olduğunu söyle. Sana kim olduğunu. Arkadaşım. Doğru düzgün soru sor kıza. Çok da güzel bir soru sordum. Hayır, evet, evet. Erkek oyuncu güzel var. Güzel bir soru sordu. Ben cevap veremedim. Belki de şimdi hassas bir, duyarlı bir insan olduğu için... ...bugüne kadar karşısında oynayan, partneri olan oyuncu arkadaşları... ...rencide etmemek adına. Evet. Değil mi? Öyle mi? O kadar. Öyle. Seni de uyandırdık ya vallahi. Uyuyan üstüne kar yağarmış, bir battaniyenizi alırım.
Dur dur. O ne ya? Bir şey diyeceğim. Gerçekten bu yeni moda mı? Evet. Manyak mısınız? Tas tuz tas. Allah, bevliyeci gibi sürekli bir tuş var. Bevliyecinin tuşu ne lan? Sen eve gidince onu çıkaracaksın işte artık. Evet, ben şöyle hissediyorum. Arkadaşım, evet. Ben söylüyorum, sen sor, tamam mı? İlla bir şey soracağız, evet. Ya. Bir Nur'a de ki, sen neden sokakta sen fotoğraf çekinmek sevmiyorsun? Siz duyduğum kadarıyla, şu an duydum. Böyle genel olarak bir fotoğraf çektirmeye karşı nahoş bir hissiyatınız var. Yani çok hoşlanmıyorsunuz. Bunun sebebi var mı? Başınıza bir şey mi geldi bununla ilgili tatsız? Neden? Hoşlanmıyorum fotoğraf çektirmekten. Teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için gerçekten... Arkadaşım, kız bence oradan... içi dışı bir insan. Oradan gir yürü ya. Neden mesela? Kim ne yaptı falan? Evet. Onu sordum işte, ona bu kadar cevap ama verdim. Ama sen... Şey... Bende eşeklik. Bütün evet. Eşeklik bende. Bravo. Doğmaz olsaydım. Evet, evet. Yani. Sor. Evet. Ay diye ne oldu orada? Hakikaten bir şey mi oldu? Neden hoşlanmıyor musun yani? Şöyle bir şey oluyor. Bazen insanın canı istemiyor ya da uygun bir halde olmuyor. Şimdi çektirmezsek ben pek hoşlanmıyorum diyorum. Neden diyorlar. Bazı öküzler. Aa, çok iyi anladım onu. O zaman da verecek cevap bulamıyorum. Bari çektireyim diyorsun. Çünkü anlaşılmıyorsun. O zaman ben kaçtım, arkadayım. Arkadaşım yapma. Bak şimdi çok güzel bir soru daha geldi aklıma. Ya bu karşıdakiyle ilişki kurmak bazen insanı yorabiliyor veya tam aynı frekansı tutturamıyor. Ha, süper ilişki, sor. De ki hiç de... ama biz öyle şeylerse erkek arkadaş soracaktım ama çok ayıp. Bizim talk show öyle değil. Evet ki. Siz maş ya o kadar hassas bir insandır ki hiç sor. Normalde böyle değil. Yani sizi diğer gerçekten sevdiği için sormuyor böyle bir şey. Evet, nalına evet. Mıhına sorar İlişkiler yani. İlişkiler hakkında ne düşünüyorsunuz sonra? Evet. İlişkilerim hakkında ne düşünüyorsunuz? Senin değil. İlişkiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir dakika dur. Bu soruyu kızın cevap vermesi için bir hazırlık süresi. Soruyu sor, kalk arkada, ufak bir şey çalın, salsa, dans etsin, soruya cevap versin Binnur. 3, 2, 1. Dahil Allah, dahil meyulek. Niye böyle bir şey var? Bu da çok hoşuma gitti. Ya bu sımra, yahles seher billi. Şahane. 3, 2, 1. Soruyu soruyorsun, yapıyorsun, cevabı alıyorsun, gene yapıyorsun. Evet, 3, 2, 1, sor soruyu. İlişkiler hakkında fikirlerinizi almak istiyorum. Yani kadın erkek ilişkisi hakkında düşünceniz nedir? Dakilallah dakilamayulak şuf bu mu? Bu mu senin aradığın, bu mu? Yarım kalıyor aslında. Yarım mı kalıyor? Aynı şeye Binnur'un da dansla cevap verip sonra soruya cevap vermesi. Hadi. Ya evet. Kadıncağız geldiğine pişman şu an. Hayır değil Binnur. Öyle... Ayakta olabilir misin? Daha güzel bir görüntü. Evet, o sana sorarak geliyor soldan. Sen de sağdan cevap vererek gidiyorsun. Sonra çok ciddileşiyorsunuz ama, tamam mı? Bittiği zaman dans. Hiçbiriniz demediniz bana. Hazır mısın? Sezonluk anlaşma diye. Evet. 3, 2, 1, buyurun. İlişkiler hakkındaki fikrin nedir? İlişkiler çok güzel bir şeydir. Yapıyor ya. Ne yapayım? Çok korkuyorum. Yapıyor. Çünkü olağanüstü bir insan. Evet. Evet. Benden bahsediyorum. Ama sıkıntı... Hayır. Sıkıntı senin gibi bir falan şovuna gelmiş olması. Arkadaşım... Ya senin tavuk dönerin düştü orada. Arkadaşım. Ya hiç kimseye talk show yapamamanı anlarım da... ...şu dünya güzeli insanla nasıl yapamazsın talk show ya? Az hissediyorum ben. Oyuncuysa o zaman ben onun oyunculuğundan faydalanmak istiyorum. Lan nasıl faydalanacağım? Tamam. Binnur, Suzan, Binnur'a peruk getir, bu salağa da peruk getir, ceket getir, şey yapacağım. İlişki yapıyorsunuz, tamam mı? En azından bu sefer emniyeti biz arayalım da belki bir indirim olur, değil mi hocam? Pislik yapma. Şöyle yapıyoruz. Binnur senin manitan olsun, tamam mı? Sen ilişkilerinde dikiş tutturamayan biri ol, Binnur. Tamam. İçselleştir bence. İçselleştirmeyi de bu hafta öğrendim. Geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Sen de terapist ol. Soyun arkadaşım. Komple çıkarıyor muyum? Komple. Çıkar. İstersen takabiliyor muyum? Ne bağırıyorsun manyak? Ne kadar zarif bir kumpanyayız ya, değil mi? Ne diyor Binnur'a, ne diyor?
Ne güzel zarif bir kumpanyayız diyor. Hayır hayır. Bağıran kadın ne diyor? Bağıran kadın. Adım vardı, ne oldu? Sen bir de kendine kravat tak. Papyon kravat mı? Evet. Kravat olmasın. Ya ikisi olmaz. De olur. Olmaz. Kravat var mı, bir tane kravat var mı buna? Bu nedir, Mr. No mu? Ben niye böyle şeyler? Zaten 60 derece ya. Aramızda yaş farkı mı var? Bu benim zevkim miymiş? Ay, saçını beyaza boyatmışsın, olamaz mı? Olabilir. Sen değil. Evet, hadi çabuk ol. Ben ilişkileri beceremeyen biri miyim? Binnur, sen ilişkileri beceremeyen birisin. Sarp, gel Binnur'un sevgilisi ol. Bu ne ya? Ya böyle bir tip olabilir mi? Saçına sıçayım. Sarp, al Binnur'u koluna. Gelin kapıyı vurun. Kapı neresi? Ben neredeyim? Sen oturuyorsun masada. Masada oturuyorsun. Evet. Lan üstünde niye oturuyorsun? O zaman sandalye diyeceğiz ona. Neye sandalye diyeceğiz? Masaya. Böyle ayakları olan. Hayır. Götlük yeri olan. Tamam da sandalyeleri... Neyin içinden çıkamadı ki? Arkadaşım masaya otursana. Mataya mı? Neydi ya? Ayak... Neyin ayakları? Sandalye. Masaya otur. Öyle değil. Öyle değil. Arkadaşım, öyle değil. İnsan oturuşu. İnsan masaya nasıl oturur? Ayaklarını içine sokar. Biraz yardım gerekecek. Ha. Ya bu sandalye işte. Çek kalçayı. Efendim? Kalçayı çek öne doğru. Hayır, şeyle, poponla, sandalyeyle beraber çek. Gelmiyor burada. Pantuzla sandalyeyi önce. Ya burada demir var. Ulan masayı değil. Demir var. Demir var. Ulan masayı bırak. Şu an zaten son önümüzdeki 10 yılım tehlikede. Arkadaşım masayı bırak. Evet, şimdi ne oldu? Ne oldu lan? Aklıma bir şey geldi. Arkadaşım ne olduğunu söyle de çare bulayım. He? Şimdi bak, masayı önünde buldun ya. Evet. Şimdi sandalyeyi kendine doğru vakumla öne doğru çek. Arkadaş anlamıyor değil mi? Anlamıyor. Burada demir profil var, profil. Masanın girik yeri yok mu? Var ama benim yaşımda biri girikleyemiyor. Neden? Boydan kurtarmıyorum. Ulan araya niye demir profil atmış olsunlar? Aradık mı emniyeti? Arkadaşım araya neden demir profil atmışlar? İşte böyle saçma şeyler yapmayalım. Bu kadar. Bu. Ya da böyle yapacağım. Bu. Bu şeymiş. Arkadaşım, ya. Gezer ofis. Masanın boşluğuna kendini niye sokamıyorsun? Piyanist ne gülüyorsun? Senin ayak boşluğun var. Onun yok mu? Bu uçaklarda bardak koyma yeri oluyor ya. Evet. Ne oldu ya? Dur. İşte o uçaklarda oluyor. Dur. Çok merak ediyorum. Bu çeyrek beyinli neye güldü? Sen neye güldün kuzum? Efendim? Neye güldün? Bir de o bardak koymalarının daha küçükleri oluyor. Nasıl? Yok bir şey. Yani benim anlayamadığım, senin anlayabildiğin bir şey mi var hayatta? Olabilir belki de. Al Binnur'u soldan. Koluna gir. Evet. Koluna girsene! Bardak koymayı biliyorsun. Bütün deliklerden haberin var. Geç şuraya. Kızı koluna takacaksın. Tamam. Oğlum sen koluna giriyorsun. Hanımefendi senin koluna olacak. Ayu. Evet. O ne arkadaşım yakandaki? Çiçek yapayım dedim de olmadı. Saçma oldu. Onun yeri orası değil çünkü. Biliyorum ben yerini de şimdi... Arkadaşım pislik yapma. Hazır hissediyorum. Yenge özür diliyorum yani. Kendi kaşınıyor. Evet. Hazır hissediyorum. Şimdi Binnur, sen ilişkilerinde dikiş tutturamayan birisin. Buna ite kaka ayrılalım ayrılalım diye geliyorsun. Sen de ayrılmayalım ayrılmayalım deneyelim diye geliyorsun. Arkadaşım sen necisin? Ben korsan DVD satıyorum. Hayır ya. İlişki terapistisin sen. Küçük laptopu da... Arkadaşım. Evet. İlişki düzeltiyorsun. Düzelteceğim. Onu kafana... Kopya yapıyorum bir tane. Arkadaşım. Kitabı altına koy, üstüne otur. Altıma koyup kendi üstüme oturmuyorum ama. Hayır. O da olabilir yani. Koy kitabın üstüne otur ki biraz yukarıda dur. Heh. Hayır. Hayır dedi, hayır et. Çok güzel fikir demedi. Yaşlanıyor.
ayrılmak istiyorsun. Sen izin vermiyorsun. Sen de ilişkileri ne yapıyorsun arkadaşım? Bok ediyorum. Hayır, tedavi ediyorsun. Tedavi ediyor. Ben bir aşk doktoruyum. Evet. 3, 2, 1 buyurun gelin. Ayrılalım. Hayır. Ayrılalım. Yürü. Yürü git. Bence ayrılsınlar. Hem boşuna da ücret vermesinler bana. Kestik. Binnur, atı arabadan ayırır gibi yapıyorsun. Öyle değil de daha böyle insandan ayrılıyormuşsun gibi. Tamam. Hani şey, çok kibar, nazik. Tamam. Hanımefendi, o kadar narin bir hanımefendisin ki parmak ucunda yürüyorsun. Gel. Daha böyle rahvan rahvan, kenter kenter. Tamam. Kenter ne lan? Bunlar ata binme, atların ayaklarını kullanış tarzları. Rahvan, tamam. Kenter. Şıpıdak var, o güneşlik. Evet, 3, 2, 1, müzisyen. Sen de orada eğleniyorsun. Çal bir şeyler, kız gelsin. 3, 2, 1, çal. Ben kendimi iterim, şey yap. Otur lütfen, ayrılalım. Niye girdiniz içeri kapıyı çalmadan? Üstünde ne var? Kestik, kestik. Bu gerizekalı ne yapıyor? Önce büyük gerizekalıya soruyorum. Büyük salak, ne yapıyorsun? Üstünde ne var? Arkadaşım! Çilek. Güzel. Krem şanti, çilek. Bence güzel. Mum da alırsanız tamam. Ben de yedi gibi evde olurum. Ne oldu ya? Nereye gitti akıl? İşte memleket böyle. Bende bir şey yok. Ben aynasıyım memleketin. Pasta sipariş veriyorum. Hale bak. Bugün erken çıkıyorum. Kestik. Erken çıktım vallahi. Normalde 10 saniye geç geliyorum. Arkadaş. Bir gün şuradan düşeceğim ama ne zaman bilmiyorum. Arkadaşım. Arkadaşının kim olduğunu söyle. Gel hazır. Şuraya. Binnur, kapıya gel, seslen. 3, 2, 1 buyurun. Gel. Seslen. Adam! Arkadaşım, olabilir. Böyle bağırıyor olabilir kız. Sen... Ama yeri değil. Sen ilişki doktorusun. Teşhisi buradan başlatacaksın. Bir de evet. Bana sor. Sarp, o bağıracak. Sen de öbür tondan, tamam, aynı tonun tizinden bağıracaksın. Arkadaşım, sen de cevap verip içeri alacaksın. 3, 2, 1 buyurun Binnur Hanım. Nereye kaçıyorsun, nereye? Yokmuş. Nereye kaçıyorsun? Yokmuşuz bugün. Bu taraftan cevap vereceksin camın arkasından. Önce Binnur bağıracak, Binnur bittiğinde sen bağıracaksın. Salak, anladın mı? Sana diyor. Kime diyorum? Salla. Ha, salak kim? Ben. Neyse, evet 3, 2, 1 buyur Binnur. Ya bana bağırdıklarını nereden anlıyorum da cevap veriyorum ben? Arkadaşım, hep sorunlu insanlar geliyor senin kapına. Ha. Sen de sana bağırdıklarını bilmeden bir anda açıyorsun kapıyı çemkirerek, tamam mı? Böyle müşteki bir yer mi burası? Hayır, burası... Ne hayır ya? Müşteki bir yer olur mu zaten? Müstakil diyorum. Anlamadan hayır diyor. Müşteki ne demek? Ayrı fikirde demek. Yönetmeni çıkar. Arkadaşım, gel şuraya. Hazır. Burası bir plazanın 90. katı. Vay, tamam vay, mı? Vay, vay, vay. Evet, sen de 78 numarasın. Böylece her katta kaç daire olduğunu hesaplamaya çalışan seyirci önümüzdeki 20 dakikayı kaçıracak. 1992 olsa, 78 olsa alttan 12 kat boş oluyor. 82. Alt... Arkadaşım. Aa, bitti mi lan? Anam. Herkes senin gibi salak mı? 90. katta 78 numara. Bitti. Kod farkı var. Hazır. Evet. Binnur bağırıyor. Hızlı bağırıyorsunuz. Deminkinden daha hızlı. 3, 2, 1 bağır. Kapıya yakın durma. Sen elinle ne yapıyorsun? Kapı uzak durdu mu? Dışarıda açılıyor çünkü. Ha, tamam, evet. Kalbine giden kapıyı... Hazır. Evet. Tam açarsın kapıyı, tam açarsın kapıyı. Aç. Aç kapıyı. Kol yukarıdaymış. Kapı kolu yukarıdaydı. Bu. Evet. Neyi açtın sen şimdi? Adamın içini açtım, onu biliyorum. Yani... Evet, açmışsın kapıyı. Açmışsın kapıyı. Aç yukarıdan. Heh. Hoş geldiniz, merhabalar. Ben Muhittin. Önce çemkirsene. Hoş geldiniz be. Öyle değil, kapının önünde bağıran iki kişi var. Evet. Çemkir önce. Niye çemkiriyorum? Bana geldiler... Çünkü çocuk uyuyor. Nerede çocuk uyuyor ya? O klasik yalandır ya, genel. Sen...
Sen bugün jüri önünde sıçtın, sıvadın. Bütün yalanların ortaya çıktı. Arkadaşım, aç şunu. Ne bağırıyorsunuz be, çocuk uyuyor. Evet, 3-2-1 buyurun. Affedersiniz, niye bağırıyorsunuz? İçeride çocuk uyuyor. Bağırmadık, seslendik. Peki, özür dilerim. Benim eşekliğim. Arkadaşım, aç. Binnur söyle, durumu söyle. Yılgaz'ın ceketi özel mi seçtin? Binnur söyle, tamam. İlişkilerinle ilgili sıkıntı var. Hı. Ama konuşurken cümleleri yutuyorsun, tamam mı? Evet. Merhabalar. Niye bağırdığınızı rica edebilir miyim? Böyle sol yanaktan konuşuyor, bilmiyorum. İçeride çocuk uyuyor, niçin bağırıyorsunuz acaba? Bağırmak değildi, seslenmekti. İlişkim, sıkıntı var. Yok, öyle değil. Binnur şöyle, kelimelerin arasına tıs tıs diyorsun sen. Öyle bir sıkıntın var. Ne evet. Dediğini o da anlamıyor. O yüzden... Buyurun. İlişkilerimizde tıs... sıkıntısı var. Sadece sizde yok yani. İlişkide var. Tamam. Lütfen ben... buyurun. Tamam. Geç. Kapı burada. Ayol, nereye gidiyorsun? Kadınla yanlış... Gir. Girdi artık. Girdi. Özür uzatma. Özür diliyorum. Öyleymiş. Otur. Hoş geldiniz, merhabalar. Arkadaşım öyle çok güzel, ellerin havada oynuyorsun, tamam mı? Göğüs hizasından aşağı indirme ellerini hiç. Yalmaz bir şey. Senin de öyle bir sıkıntın varmış. Benim? Evet. Benim bir sıkıntı yok, ben tokturum. Var var, sen eller göğüs hizasına hep yukarıda. Evet. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz gerçekten. İnşallah yardım edebileceğim bir konuda bana başvurdunuz. Geçen hafta soyulduk da hala üstünden atlatamadım. Adam uzun... Arkadaşım bize devamlı öyle tutma. Arada sallansın eller. Ha. Ama dirsek göğüsten aşağı inmez. Evet, tamam. Beyefendi galiba, değil mi? Nedir sıkıntımız nedir? Şiddetli geçinememe. Bu kadar zarif osturan bir kadın. Hafif hafif salıyor ama ortamı hiç rahatsız etmiyor. Arkadaşım. Bozma. Ha, benim de eller bu yüzden mi sallanıyor? Şey, Binnur, geriden başla, biraz geriden başla leşli olaya. Senin ya. Bu 29. manitan ama hiçbirisiyle evliliğe gidememişsin. Yani öyle bir sıkıntın var, tamam. Arada da hüzünden anlatırken. 3-2-1 buyurun. Müzisyen ver duygusalı. Tam olarak nedir? Yani eşiniz herhalde. Eşim olamadı bir türlü. Neydir diye soracak olursanız cevabını şöyle verebilirim. Çok güzel başlamış der, elini ver. Çok güzel başlamıştı her şey. Ne zamandır beraberiz? Hala evlenemedik. Hı hı. Neden böyle oluyor? O yüzden getirdim sizi. Tıs. Oh. Tıs. Tıs mı? Tıs'ı unuttun. Tıs. Adama bir tek o çekici geliyor ya. Tıs'ı hatırlıyor oradan. Evet. Evet, sıkıntı bence çok da büyütülecek bir şey değil. Beyefendi, belki de görüyorum ki mesela elini uzat dediniz kendisine. Yani evet. Birazcık kendisini genelde Türk erkeğinde çok alışık olmadığımız bir şey olarak kendini kadına bırakabilme yetisine kafadan giriş yapmış. Öp. Tedavi başladı. Yok, siz bayağı yumuldunuz herife şimdi. O değil yani, Türk erkeğinde böyle bir durum vardır. Benim dediğim olacak, benim dediğim şey doğrudur. İşte ben babamdan böyle gördüm tarz. Fakat beyefendi de bunu tam 180 derece farklı yaparak kendini tamamen size bırakmış. Şimdi bundan mütevellit, yani bundan dolayı ya beyefendi kendi sorumluluklarını da aslında size bırakmış. Dolayısıyla ben bayağı ciddi bir şey çözüyor olabilirim şu an ha. Evet, harika gidiyorsun, devam et. Arada kollar aşağı düşebilir. Diz aynı hizada. Evet, şey zaten dizsek... ben sana yaptıracağım bunu oyun sonunda. Bir 4 dakika dur da ne oluyor gör. Arada indirebilirsin ama şey tikin arada olsun. Derken perde arasında değil inşallah. Hayır, şimdi indirebilirsin ama arada şey tikin var. Kulağını kaşıma tiki. Kendinde ne bozukluk varsa bana adapte edip. Efendim şimdi dediğim gibi erkeğin burada kadına bir hükümran alttan olarak müzikler, yaklaşması... Alttan müzikler. Hayır. Sana demiyorum, sen yürü. Devam et. Dediğim gibi erkeğin kadına kendini tam anlamıyla bırakması da aslında bir çözüm değil. Neden? Çünkü ilişki dediğimiz şey ortak. Değil mi efendim? Hı hı. İşte siz burada mesela hı hı yerine siz de eşinize sesinizi duyuraraktan ne yapacaksınız hayatım? Evet, fikrine saygı duyuyorum. Fakat, buradaki fakat çok önemli. Yani kişilik belirten bir şey.
Ara sıra ellerim kalkıyor ara sıra. Kişilik belirt... Bu genç kızlığımın en hassas dönemlerindeyim gerçekten. Bende de şu an değil mi? Topluma adapte olma... Evde yaşıyoruz böyle bir şey de o yüzden. Beyefendi de dedim kendi sesini size duyurarak... ...hayatım ben de senin fikrine saygı duyuyorum fakat... ...ben biraz da şöyle bakıyorum olaya diyerekten... ...size hem eleştirel ama hem de kendisini daha çekici kılacak... ...zeki, fikir yürütebilen, akıl yürütebilen... Kestek! Ne diyorsun lan manyak? Bilmiyorum şu an bilmiyorum da ben şu an gerçekten bir kürsüde çalışmalıyım yani. Dekan kafasında konuştum. Saçmalama! Evet. Allah Allah. Binnur şey söyle. Evet. Hiçbir şey anlamadın söylediklerinden söyle onu. Diyecektim tam. Evet tam söyle. Bunu de bana pratikte tatbik edebilir misiniz? Evet buyurun. Sarp, sen de eşini destekle, şey sevgilini, tamam? Evet, 3-2-1 buyurun. Söylediklerinizden hiçbir şey anlamadım. Bunu pratikte göstertir misiniz? Tıs. Göstereyim. Ben göstermeyeyim. Sen niye tıs diyorsun lan? Onu şey doldurdum, boşluklarını doldurdum. Orada boşluk buldun yani. Adam tısı bile taklit ediyor. Bu kadar kendini kadına kaptırmış ya. Olacak arkadaşım şey değil. Söyledi ki o zaman birkaç gün sizinle beraber karı koca gibi yaşamam lazım. Sevgili gibi de. Şimdi o zaman isim neydi? Barko'dan okuyor. Sana diyor mal. He? Bana mı mal diyorsun? Hayır. Öyle bir şey mümkün olabilir mi ya? Şey diye, ağzını şey bunu kırarsınız onun. Binnurcuğum. Hayır olabilir. Şey, sahnedeki çünkü mal bilir, şu an kendini bilir. Evet. Tekrar sor arkadaşım. İsminiz nedir? Sarp. Sarp Bey. Hanımefendi? Neyi benim adım? Adını niye bana soruyorsun? Babanla annen ne düşünmüşler? Gerçek adımı mı söylüyorum? Evet. Hiç fark etmez. Birnur. Birnur mu? İki kız kardeşler bu birincisi. Sonra doğan var o ikinci daha böyle şey. Şimdi Birnur Hanım ve Sarp Bey. Şimdi benim şöyle bir tavsiyem var. Bu ilişkideki sıkıntıyı çözmemizin bir yöntemi var. Benim size 15 dakika içinde bilgilerimi bütün tıp okulunda... ya ben böyle bir 75B sütyen alabilir miyim ya? Straplez evet kıyafet için. Askısız. Şimdi... Bunlardan hep koleksiyon yapıyorum evde de. Şimdi bu ilişkiye benim faydalı olabilmem için size 15 dakikada bütün tıp okulunda okuduklarımı anlatmam mümkün değil. Dolayısıyla ne yapacağız? Şöyle bir sistem yapacağız. Bütün yurt dışında, Avrupa'da, dünya bu sisteme geçti artık. Ben bir aşk doktoru, bir ilişki uzmanı olarak bir haftamı sizinle geçireceğim. Çok özür diliyorum. Biraz pencere açık uyumuşum gece. Binnur sen havaya zıpla ve alkışla bunu. Çok sevin sen. Hey! Binnur. Bu kadar mı sahte olur sinema? Binnur neden zarif olamıyorsun? Ya o kadar estetik bir insanım ki her yaptığım bu kadar mı yakışır? Ya? olmuyor. Bir daha deneyeyim. Aa, olmuyor yani. Zeminde problem var. Evet. Seninle alakası yok. Hey. Dolayısıyla bir hafta boyunca siz hanımefendi ve beğenmemişler... Ben başka bir ceket giyebilir miyim? Arkadaşım! Ya? Gerçekten kafam Allah bırak kulak olsun. Bırak şunu! Üçümüz bir hafta boyunca beraber yaşayacağız. Ben bir erkeğin nasıl eşine davranması gerektiğini size izah ederken... ...aynı zamanda sizin de hanımefendi olarak erkeğin üstündeki o maalesef... ...erkek olma hassasiyetini... Lan bir sus! Ya konuşayım niye para veriyorlar ya? Saçmalama! Sarp birden fırla ayağı ve bağır. Ucu sana dokundu değil mi? Hayır! He? Bana niye dokunsun? He? Saçma sapan konuşuyorsun. Ne yapıyorsun? Tavuk döner. Sana dokun değil mi? Git şuraya. Doğru söyle. Git şuraya. Sar birden patlama yaşa sende. Kalk ayağa patlama. Evet. Ben gerekli dersleri aldım. Evde DVD player var mı? Gece seyretmeden uyuyamıyorum çünkü. Arkadaşım saçmalama ya. Evet, evet şimdi buradan çıkıyoruz. Şimdi, evet, şimdi Binnur'u koluna takıyorsun ve ben. Bir evet bir restorana ya da bar gibi bir yere götürüyorsun. Orada konuşmaya Sarp. Başlıyorsun. He? Sarp? Sen Binnur'a bir erkekle nasıl davranılır öğretiyorsun. Sarp normal bir çocuk. Sarp normalsın değil mi? Yani zaman zaman. Evet sen de orada onları bekliyorsun. Otur küvetin içine bekle. Küvet? Küvet mi? Evet. Bizi neler bekliyor acaba? Sadece arkadaşım, otur.
Arkadaşım, 1000 Nur'u aldın, bir bir drink almaya bir yere gidiyorsun. Evet. Drink ver mi? Müziği. Evet. Ver. Efendim, hoş geldin. Şey müziği, lounge müziği. Lounge mu? O internetten bakıp bakıp söylüyor, biliyor musun? Bunları hiçbir normalde telaffuz edemiyor. Evet. İyi akşamlar. İki kişiyiz. Kime diyorsun? İşte lounge'dayız ya şu an. Lounge ne? Ne oldu? Google mu kapandı? Hayır. Lounge müziğini biliyorum da lounge'un ne olduğunu lounge bilmiyorum. Lounge müziği kasapta mı verilir? Lounge'da verir. Burası bir lounge. Tamam, lounge ne demek? Lounge böyle oturgah. Koridor ha. Gibi bir şey değil mi ya? Evet. Ama oturulanı. Evet. Yürüyorsunuz. Girmişsiniz koridorun kapısından içeriye. İşte girdik ya ben. Evet. Evet. Geldin. İyi akşamlar. Evet, merhaba. İyi akşamlar. Akşam mı gündüz mü? Akşam üzeri. Sen İlla arada, aykırı bir şey söyleyeyim. Sen arada çok sert yapıyorsun Binnur. Bir anda senin içinden bir canavar çıkıyor, tamam mı, erkeklere karşı. Hazır hissediyoruz. Evet. 3, 2, 1. İyi akşamlar. Merhabalar. Al sahneyi, bir beyefendi al sahneyi. Hemen öyle mi? Beyefendi. Bir beyefendi al sahneyi. Önünden bir tane beyefendi geldi ve o da geldi. Bir tane. Bir demek tane ki beyefendi. Ayrı lounge'lara gidiyoruz biz. Bir tane beyefendi. Bir tane. Abi siz çok uzakta. Siz de şey... Ne yapacağım bilmiyorum. Şu an ben böyle duruyorum bak. Bir tane diyorum arkadaşım. Ben, abi estağfurullah, ben seçim yapamam. Beyefendi şimdi... isminiz ne? İsmet. 1, 2, 3 diye say bakayım. Sizin isminiz ne? Abi İsmet önce alfabetik olarak ya. Değil mi? Ne yapacağız? Tamam, ikisi de gelsin. Gelin, ikiniz de barmensiniz. Evet, orada durun. Dinlemiyor arkadaşım ben. Masayı çevir bu tarafa doğru. Masayı çevir bu tarafa doğru. Lunch yap masayı. Doğru mu? Okey, tamam, o kadar yeter. Evet. Durun orada. Geliyorsunuz. Sen öğreterek geliyorsun kıza, öğreterek. Öğreterek geliyorsun. Evet, buralar hep masif afşan. Bu da kaktüs. Yönetmen için aldım bunu. Tabure. Evet, orada ayakta kaldığı zaman tabure diye bunu yolluyorum. Evet, arkadaşım. Evet, iyi akşamlar, merhabalar. Bu genel ev müziği daha ne kadar devam edecek? Çok özür diliyorum. Çok güzel çalıyor. Evet de biz burada kafa sesimizi duymuyoruz. Tamam, geldiniz, yavaşlat müziği. Çok kötü, yalnız geldiniz, bu çalan müzik çok kötü. Geldiniz. Şunu çalarsanız... Binnur, çok mutluyken bir anda depresifleşiyorsun ve çıldırıyorsun, tamam, evet. 3, 2, 1, buyurun. Verdiğim DVD çalarlarsa olay olur. Anında kapanır burası. Evet. Hazır hissediyorsun. Çok kibar, evet. Yerini göster. Kime? Daha Binnur'a bir şey konuşmadık, daha kapıdayız şu an ya. Tamam, gir içeriye, girdin. Bismillah. Daya kendini, kalçayı çıkar biraz. Hayır, şeye, kolunu masaya dayayıp kalçayı çıkarıyorsun. He. Ama yanımda bir hanımefendi varken... Onlar... Ona önce yer göster sonra. Yer yok. Olduğun yerde kalçayı çıkar. Ne yapıyorsun biraz ya? Biraz acıyor ama tamamdır. Evet. Binnur, buyurun. Bir anda arkadaşım çok tatlı konuşurken kız deliriyor bir anda. İyi akşamlar. İki kişiyiz biz. Mümkünse birer bir şey içip hemen kalkacağız. Tabii, içeriniz. Birer bir şey. İşte yani ne içeceksin? Ne bileyim böyle bir... Çok yaşa hayatım. Hapşırık. Hapşırık mı geldi? Eşimin alerjisi... Ay, nasıl delireceğimi bilemedim. Normal o şeyde... Turneye 2004'te çıktığımız turnedeki... Arkadaş. Salih abi sen ben havuzda delirmiştin ya. Evet. Böyle küçük bir şey. Ben Vladimir'i. Özel seveyim. Hamur verelim mi? Defol git şuradan. Defol. Ay yemin ediyorum halama benzedin şu an. Vallahi billahi bütün çocukluğum gözümün önünden geçti. Ya niye bu peruğu taktınız? Bütün çocukluğum gözümün önüne geldi ya. Hayatım ne diyorsun sen? Olur mu? Baş başa bir şey içeceğiz diye kendim. Vazgeçtim. Ama böyle yapmam. Şimdi Binnur Hanım böyle yapmamanız lazım. Neden? Çünkü eşinizin de şu. Elini kanlı kaldırma. İşte benim sevdiğim kadın. Ben bu tarz kadın seviyorum. İşte bu. Sana sevgililer günü hediyem. Kestik. Arkadaşım, kadın delirdikçe sen alttan alıyorsun. Evet. Biz böyle bir şey... Ben de... Evet. Sarpaklı. Binnur, sen harikasın. Sarpaklı. Deliriyorsun, sen alttan alıyorsun. Evet, delir Binnur. Defol git yanımdan. Aman hiç. Elini kon... Çıkar! Saçın! Hayır, defol! Çekil, arkanı dön. Ama şimdi böyle... Arkana dön, yüzünü gör. Çok özür dilerim. Konuşma. Yakında bir kayıp yaşadık da o yüzden kendimizi kaybettik. Arkadaşım, beni arkan getir. Dönük konuş kızla. Ama hayır. Arkanı dön diyor ya. Arkan dönüksün ama yüzün dönük Binnur'a. Ha, kırıyorum bu oyunu. Hayır. Hayır, arkan ortasın. Dönük ama yüzünü görsün senin. Nasıl yaparsan yap.
Bu nasıl? Öyle olmaz. Ha süper. Ya ne hası? Şahane fikir. O sana önünü dön diyene kadar öyle. Evet. Bin dur söyle arkanı dön. Arkanı dön bana. Konuşmaya devam et. Sesini duymayayım. Hayatım. Lütfen. Bir gün işe yarayacak dedim. Arkadaşım hadi uzatma. Bak oradan kadını şey yapmaya, düzeltmeye çalış. Hayatım rica ediyorum. Nedir senin böyle? Neyi rica ediyorsun ya? Ama sen niçin böyle... Aa öyle bırırır, konuşma ya. Ne bakıyorsun? Şu deliye denk getirmeye çalışıyorum. Görmeyeyim diye korkuyorum. Gerçekten buradan bile korkuyorum yani. Bilmiyorum. Şemkir şuna. Bunun için mi para veriyoruz sana? Ha. Evet. Bunun için mi para veriyoruz sana? Hayır, asıl player için. Para veriyoruz. Tıs. Anlat şimdi. Tıs. Anlat. Tıs. Tıs. Vallahi korktum lan. Tıs. Tıs tıs ne? Ha tıs. Tıs. Ha o çok eksik kaldı. O rahatlattı şimdi. İçime su serpti. Tıs tıs. Ne farkımız var? Arkadaşım sen devamlı alttan alıyorsun. Bindur o tam alttan alırken seni yavaş yavaş tam mood'a girerken ona doğru yaklaşıyorsun. Tam yanına yaklaştığında tekrar bağırıyorsun, tamam mı? Evet. Tamam. 3, 2, 1. Çok özür diliyorum. Ben bir sinir krizi hemen halledim. Kimden özür diliyorsun? Ne diye özür diliyorsun? Hayır hayatım ben şimdi rezervasyon yaptırmıştım. Ay çok teşekkür ederim. Hemen içtik. Çabuk getir. İki tane içtik. Bir tane getir biz onu pipetle alırız. Çok teşekkür ne ederim. Demek ya? Niye yapıyorsun bunu? Allah benim belamı versin inşallah. Bu kaktüs en sonunda... Arkadaşım... Ben kendimi intihar edeyim mi? Sen aşk doktorusun. Tedavi et kızı. Ya beni sıfırladı bu kadın ya. Tut elinden. Masaya getir. Ha. Lütfen böyle yapma, böyle yapma. İşte böyle yaparsan gerçekten eşini kaybedersin. Çünkü bu iniş çıkışlarını kontrol etmek. Teşekkür ederim. Bin Nur söyle. Yapamıyorum ben işte. Böyle içimden bir şey çıkıyor benim de. Yapamıyorum içimden bir şey çıkıyor. Böyle birdenbire yapamıyorum. Yardım et. Lütfen para veriyorum. Pis kadın. Hayır şimdi bunun parayla hiçbir alakası yok. Ben neticede beni bir ahbabınız olarak... Daha yüksek. Mıy mıy değil. Mıy mıy değil. Neticede daha yüksek. Bu iyi mi bu? Ay bunu mu beğenmedin götüm? Neticede beni bir ahbabınız, bir dostunuz olarak görün. Ben sizin o kimsenin koparamayacağını düşündüğünüz bağınızı güçlendirmeye geldim buraya. Böyle yaparsan Sarp zaten naif bir çocuk. Onu kaybedersin. Hayatı da şimdi kaybedersin. Bir anda çıldır. Tam gözündeyken çıldır. Şimdi tedavimin ikinci sezonuna geçiyorum. Kime sarılıyorsun sen? Kadın deli ya. Terbiyesiz. Ben burada çalışıyorum ya. Ne diyorsun sen? Kime baktın hanımefendi? Arkadaşım bak bir böyle hırçın bir kadını dize getirmek için önce onunla güç savaşı verip kazanman lazım. Sen başardın mı? Mesela ne yapman lazım? Mesela söyle ona. Koy dirseğini masaya. Koy dirseğini masaya. Yeter artık. Hayır. Öbürünü. Öbür taraftan koy dirseğini masaya. Geç arkaya. Hayır lan. Çocukların arasına geç. Şimdi onu bilek güreşine davet et ama bilek güreşi olduğuna çarptırma. Hadi oradan. Evet. Ya kadın erkek bilek güreşi yapar mı ne? Arkadaşım önce gücünü göster ki seni dinlesin. Güç öyle gösterilmez. Güç zekâyla gösterilir kadına. Saçmalama. İlk insanları hatırla. Sen her gün yanımdasın ya. Bu kadar geriye gitmemene gerek var. Hayatım lütfen böyle gelir misin? Lütfen istirham ediyorum. Bana bunu yapma. İlişkimizi toparlamamız lazım. Belki de bu birer kadeh bizim hayatımızda bir can suyu olacak. Can suyu nedir? Bitki toprağıyla yer değiştirdiği zaman üstüne dökülen ilk sudur. O ne yapar? Zaten olan bir bitkiyi daha güzel pıtırdatır. Şimdi yavaş yavaş soyunalım ve... Arkadaşım! Hadi be. Pislik yapma. Binnur tam o sırada şeydi. Ben nazik olamıyorum, kibar olamıyorum. Bana lütfen bana öğretir misin nasıl kibar oluyor? Evet. Ben nazik olamıyorum, kibar bize doğru dönüp yaparsanız. Ben nazik olamıyorum, kibar olamıyorum. Lütfen. Ağlıyorsun. Evet. Lütfen bana gösterir misin nasıl nazik kibar olamıyorum? Hayatımda hiç dans etmedim bir erkekle de. Hayatımda bir erkekle hiç dans etmedim. Çok gerginim. Olmaz. Niye? Sarp haklı. Arkadaşım saçmalama. Sen kıza alttan alacaksın. Diyeceksin ki olur mu? Sen de bir kadınsın ve içindeki kadınlığı yakala çıkar dışarıya. Evet. Böyleyken böyle. Film çekerken de böyle mi tekrar yapıyorsun sen? Her zaman. Kesinlikle yanlış düşünüyorsun. Kesinlikle. Sen böyle bir kadın değilsin.
Benim muayeneanneme kapıdan ilk girdiğinden anladım duygusal bir kadın olduğunu. Ver müziği. Kestik geri zekalı ya. Duygusal müziği versene, adam duygusal bir konuşma yapıyor. Zottur zottot ne? Evet. O DVD de var bende. Ya bırak şunları, hadi işine bak. Sen böyle bir kadın değilsin Müdür. İçeri girdiğin an anladım. Aslında yüreği büyük bir kadınsın. Fakat sen çocukluğunda yaşadığın, seni duygusal olarak ezmiş insanlara karşı bir duvar örmüşsün kendini. Kadın hayatımda hiç dans etmedim kadın diyor. Kadın hayatında hiç dans etmemiş. Kadın diyor. Kadın diyor bunu. Ben sana diyor lan. Sana diyor kadın sana. Sen eller yukarıda oynamaya devam et. Kadın hayatında hiç dans etmedim diyor. Sen... Bu arkadaşlar da burada basur kontrolü gibi bekliyorlar. Yani... Ay beklerken ne yapıyorlar onlar? Ne yapıyorsunuz siz? Evet, bedava prostat günlerimize hoş geldiniz. Evet arkadaşım, sen bırak onları. Sen bana bak. Evet, hiç hayatında dans etmemiş. Hiç kaldır kolları, dirsekler omuza... Evet. Şimdi... Nasıl hayatında dans etmedin? Sen. Vallahi. Senin gibi güzel bir kadın. Evet. Sarp'la da mı? Hayır. Yani bu birlikteliğinizde hiçbir dans olmadı mı hayatınızda? Hayır. Olabilecek bir şey değil. Çünkü bir kadın için dans önemli bir şey. Neden? Kadın, kadınlığını bütün dünyaya vücudunun estetiğiyle göstermek ister. Dans ederek, çılgınlar gibi, müzikle birleşip doğayla bir olmak. İki dakika istiyorum. Gel buraya. Çok güzel anlatıyordun. Ve sonra elinle reverans yaparsın kadına ve beline yapıştırırsın kolunu. Ne yaparsın? Hayır, onun beline. Kendine doğru çekersin ve dansa başlarsınız. Dansın bir yerinde Binnur ben tamam dediğim yerde sen tekrar çıldırıyorsun, tamam? Tamam. Evet. 3, 2, 1. Buyurun. Daha romantik bir şey çal lan. Daha romantik bir şey çal. Çek kendine. Ani. Çekmiş halim. Aniden çekeceksin. Çaktırmadan ona. Kestik. Haklı kadın. Çok doğru. Kız bilmiyor diye ne yapıyorsun? Ben bir şey yapayım. O yani kadının ruhunda... Öyle mi dans edilir? Ama kontrol etmeyi seven bir kadın. Yani o öyle... Şimdi o öyle başlasın, yabancı hissetmesin. Hayır. Tamamen olay şu. Diğer elini tutuyorsun, avucunun içine koyduruyorsun. O ayaklarıyla senin ayaklarının üstüne çıkıyor. Ve sen uçuruyorsun onu. Özür dilerim. Evet. Bir hafta diyete gireydim, ondan sonra yapaydım bari bunu. Bir şey olmaz. Kadınsın sen. Buyurun. Ayakları göstersene kadına. Nasıl ayaklar? Hayır öyle değil ya. Elini aldın ya. Sonra kadına ayaklarını işaret ediyorsun. Ha. O ayaklarına biniyor senin. Ha. Evet. Yok, bilmen lazım. Yoksa gidemeyiz. Bin bin. Bin bin. Uçur! Gel sen uçur. Kestik. Kestik. Ne biçim aşk doktorusun sen? Bir erkek kızı uçuramayacaksa hiç dansa kaldırmaz. Sarp, tam o sırada sen koşarak gel, ne yapıyorlar diye. Tamam, evet. Görünce tabii şaşkınlık. Oo, evet. Kaldığımız yerden devam. Öbür açısı. Arkadaşım, alıyorsun ayaklarının üstüne, geçmeyeyim. Kızı uçuruyorsun, tamam mı? Evet, uçuracağım. Evet. Çok üzüldüm. Leş gibi gözüktüm. Ama alın teri. Uçuruyorsun, uçuruyorsun. Vergini iki tur döndürüyorsun. Taksiyon. Havada paren de attırıp kucağına düşürüyorsun. Tam dizine yatırıyorsun. O sırada ne oluyor? Vladimir'i geliyor havadayken. Onu içiyorum, hemen devam. O kadara gerek yok. Hadi ya. Karabiber dökün ama yine de, ben onu araya yetişirim. Evet, 3, 2, 1, ver müziği. Bu sırada çok duygusal bir konuşma yap Binnur ona. Ben mi? Evet. Ne kadar güzel bir an bu an. Parandeler atasım var. O kadar şu an ağlıyorsun var. Çevir kızı. Takla aşak mı? Kestik. Ne diyor? Evet. Takla aşak mı falan dedi ama yöresel bir... Ben anlamadım tam. Hiç anlayan, değil mi? Anlayan zaten büyük ihtimal yok. Anlayanların hepsi öldü 1920'lerde falan. Eski bir kuşak o. Arkadaşım, takla yaşak mı? Arkadaşım, suratında senin acı görüyorum. Olmuyor. Hayır, hayır. O acı değil. Yani bir kadının o duygusal haykırışını anlayamamanın verdiği
arkadaşım. Ortopedik demagoji, sızı. Demagoji yapma. Niye evet. demagoji yapıyorsun? Evet. Kızı alıyorsun, ayaklara bindiriyorsun. Ayaklara gezdiriyorsun, çeviriyorsun. Ha. Tamam, tekrar kendini çekiyorsun. Dizine yatırıyorsun, o sırada Sarp içeri giriyor. Ha, ben çok farklı anlamışım. Tamam, bu kolay. Evet, 3, 2, 1. Bin Nur, sen ağlayarak kendine anlatman süperdi, tamam mı? Sonra ben, işte Sarp geldiğinde tekrar deliriyorsun. Evet, 3, 2, 1. Ver müziği. Şu an... Bin, rahat rahat. Şu an binmesin daha zor. Şu an ne kadar da duygusal. Ne kadar mutluyum ya. Çok tatlısın. Ağrılar mı? Arkadaşlar, suratındaki şeyi göreyim, neşeyi. Bugün... İçine sıçan bir erkeği oynuyorum şu an. Kendi içine. Dur, dur, dur. Arkadaşım. Canım. Bunu yapma. Kız dünyanın en zarif insanı. Evet. Yapma şunu. Ben İnsanlar da gerçekten ağır zannedecek. Öyle bir şey değil ki bu. Öyle demedim ben. Ne dedin? Ben bir şey demedim ki. Terbiyesizlik ben o an yapma. Kadının söylediği evet. o kadar doğru ki adam kahroluyor. Onu oynuyorum yani. Sen kız ağlarken onunla özdeşleşeceksin, tamam evet, mı? Tabii. Evet. Buyurun. Bas bakalım. Aynı olduğun yerde dans etme be. Evet. Ay ne kadar atlıyor şu an sende. Böyle şeyler beni çok... Özdeşleş kızla. He? Özdeşleş onunla. O kadar haklısın ki. Hey, tamam. Yüksel tonu. Yükselteyim mi? Ruhsal olarak yükselt kızı. Mutluluk. Sen haklısın. İlişkimizde sen her zaman haklısın. Ben erkek olarak aslında güçlü olduğumu düşünüyordum fakat... Ne yapıyorsun? Bindur, ne yapıyorsun? Şunun olması 10 yıl sürdü be. Bindur, ne yapıyorsun? Ay, bir eksiklik hissettim. Gel. Bir şey yanlış yapıyoruz. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Basmalım, Sarp bakma, geliyor. Bindur, sen... Sarp geliyor, olaylar dağılıyor. Sonra sen buna aşık olacaksın. Ben sana ona aşık edeceğim, tamam? Tamam. Arkadaşım, sen de ona. Sen beceremezsin, o yapar ama. Evet, o çok güzeldi. Sen öpmek için ona yeltendiğinde arkadaşım, sen onu uzaklaştırıyorsun. Diyorsun ki, hayır, şu an görev başındayım. Evet. Nasıl bir pezevenk de. 3, 2, 1, buyurun. Çok özür diliyorum. Ay ya, mutluluktan delireceğim. Öpeceğim. Bindur, öpeceğime kadar çok iyiydi. Yani öpeceğim. Neyim varsa içeri kaçtı, bak memişler bile yok. Her şey vücut vakumladı. Öpeceğim demesen süperdi. Yöresel bir erotizm belki. Sen... Öpeceğim. Şimdi... Koş buraya koş, öpeceğim. Bence çok normal. Bence güzel. Ben sizin yüzünüzü bu tarafta görmek istiyorum Bindur. Tamam. Dudakların böyle titreye titreye ona doğru yaklaş. Tamam, öpeceğini ya. Biz anlayalım, sen söyleme. Tamam. Evet. 3, 2, 1. Arkadaşım ya. Şu basit şeyi bile yapamıyorsun. Al kızı ayaklarının üstüne. Uçur diyorum sana. Döndüre döndüre. Evet. Tarak kemiği topun. Ez, ez. 3, 2, 1. Yallah ver müziği. Ölesine haklısın ki. Ölesine haklısın ki. Bu sefer de ben. Arkadaşım. Hazır. İtiyorsun sen onu. Evet. 3, 2, 1. Buyurun. Müzik. Lütfen. Beni tamamen yanlış anladınız. Ben sizin var olan ilişkinizi kurtarmak için geldim. Para veriyorum. Para benim. O zaman sizin anlayacağınız dilden konuşayım. Arkadaşım. Senin Bumcu, sen onlara tutmana gerek yok. Ben sana söyleyeceğim, tamam? Evet, arkadaşım, evet. Kolları kaldır ve dön arkanı de ki... ...ben de sizden etkilendim. Ama bunu yapamam profesyonellik gereği. Bir konuşma yap, tamam ben mı? Ben de sizden etkilendim. Sen de enseden tut, çevir. Hadi lan, yapıyorsan yap. Ne biçim adamsın sen falan. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Evet, Bindur Hanım. Aslında ben de sizden etkilendim fakat bunu yapamam. Çünkü benim görevim sizin... Öp, öp, öp. Kestik. Bütün erkekler adına kendimi feda ediyorum.
Kalk yeter ayağı. Ki şu ilişki olayı çok... Binnur'cum sert ama o kadar da zarif. Evet ama küçük bir çekişle böyle hani ayakkabı çekici vardır ya onunla. Enseye, enseye şak sesini duyayım ama çevirirken kibar ol. Çevirdiğinde sen iki tur at dur önünde tamam mı? De ki profesyonellik gereği bunu yapamam. O sırada Sarp içeriye girer. Evet 3, 2, 1. Bir tık erken girsen çaplığa yemiyorum. Evet 1, 3, 2, 1. Hazır mısın? Evet. Buyur söyle lafını. Maalesef Nur Hanım. Gerçekten gönül ister böyle bir şey yapmaya. Fakat profesyonel olarak size yardım etmekten başarılı. Bir tur daha mı dönüyorum? Ne oluyor bana? En az iki dönüyorsun. En az iki dönüyorum. Evet. Ne oldu? Bilmiyorum. Buradan konsere bağladık. Berlin konserine. Bir buçuk döndüğün için öyle oldu. Bir buçuk sana yetmiyor mu? Yetmiyor. İki dönmen lazım ki kıza dön. Evet. Şaklat. Ya çevirmiş mi oluyor şimdi? Ya ben bir halt anlamadım ya. Üç mü oldu? Çok özür diliyorum. Hayır Bindur Hanım. Hayır böyle Bindur, bir şey olamaz. Söyle. Seni beğendim, alacağım. O tarz bir konuşma. O ne lan öyle? Evet. 3, 2, 1, buyurun. Seni beğendim, alacağım. Kestik, kestik, kestik. Bir dakika kestik. Hocam. Kestik. Be, çok güzel gidiyor. Kestik. Ama nereye gidiyor? Yani... Ekranı karartabilir miyiz? Kestik. Böylece hep beraber homo erectusları da tanımış olduk. Arkadaşım. Evet, Binnur çevirdin sen onu. Evet. Seni alacağım dediğin lafı Sarp duyar. Evet. Çevirmişsin, oradan alıyoruz. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Buyurun. Seni alacağım. Ha. Seni beğendim, alacağım. Ama lütfen Binnur Hanım. Gelsene lan! Gelsene zamanında. Yanlış anlamayın, o geç kalmasın diye yaptım. Seni beğendim, alacağım, seviyorum. Sarp, o sırada lafını söyle. Ben sizi rahatsız etmeyeyim. Gel buraya! At kendini yerlere. Anam ölen ben, ölen ben diye bağırıyorsun tamam mı? Bu arada lokalin shift'i değişti. Gece yarısı oldu. Evet. Sen tam Binnur sarılmışsın. Anam ölen ben, ölen ben diye atıyorsun kendini aşağıya yerlere. Evet. 3, 2, 1. Buyurun. Gör. Seviyorum. Alacağım. Anam ölen ben, ölen ben. Ya bu niye yanıyor? Olan bana oluyor. Dur, siz onu o sırada görüyorsunuz Binnur. Çok şaşırıyorsunuz. İkiniz de utanın, yerin dibine girin. Evet, bağır lan. Utanın be. Hayır. Anam ölen beni devam ettir oradan. Alt yak. Anam ölen ben, ölen ben. Başıma gelenler beni. Ne geldiğini anlat. Ne yapayım? Başına ne geldiğini anlat ağızdan. Başım ağızdan. Of çok ağrıyor başım. Hayır. Hak ediyorsun lan sen. Paket mi? Hak ediyorsun. Paket paket. Anam ölen ben ölen ben diye bağırıyorsun kız utanıyor. Evet. Anam ölen ben. Utan halinden utan. Utandım. Evet. Evet. Başıma gelenler. Arkadaşım devreye girsene. Bir şey daha söylesen. Ben o kadar çok seviyordum onu. Neyini seviyordun anlat. Her şeyini seviyordum. Somut örnek ver. Somut örneklerini seviyordum. Soyut örneklerini seviyordum. Lan direkt bir şeyini söyle kızım. Direkt dansını seviyordum. Kalkarsın ayağa. Ne oldu sana ya? Boynu bükük. Kalkarsın ayağa. Boynunu kır. Ne oldu sana ya? Hayır. Öyle değil ulan. Omuza düşür boynunu. Düşür omuza. Bak şeye. Bir şey söyle kıza gitmeden önce. Kaç para verdin? Bence bok boku kenefte bulur ya. Ben hiç... Arkadaşım dur ya. Ya çok kaç para verdin? Kaç para verdin? Şahane gidiyor evet. Şahane sen mi gidiyor? Boynunu devir kenara. Ve ona bakarak ve söylenerek arkaya git. Seni sevdim. 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 Evet. Seni sevdim. Seni sevdim. Seni... Bütüdün mü? Sevdim. Ne yaptın mı? Yok. Evet, sen ağlayarak gidersin. Git, git. Sevdim, arkadaşım sen kendine aşık etti Binnur seni. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben...
Mekanın tuvaletindeydim ya, ne oldu? Evet, sen aşık olmuşsun Binnur'a. Evet, Binnur'a aşık olmuşsun. Evet. Kaldır onu elini, ayağa kaldır onu. Kadıncağız dinleniyordu ya. Söyle, ben de sana aşık oldum. Evet. Benim gibi bir doktora yakışmayacak bir şey belki ama... profesyonel hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Kollar. Kollarına aşık oldum. Hayır, kollarını. Kolları kaldır. Kolları kaldır kız. Sen kaldır. Tabii soygundur. Kolları kaldır. Hayır, sen kaldırıyorsun kolları. Evet, şimdi tekrar duy, konuşmayı evet. Yap. Profesyonel hayatımda ilk defa bu başıma geliyor. Kaldır. Fakat... ben de sana aşık oldum. Nere mi? Nere mi? Beni kobay olarak mı seçtiler? Tabipler kesin. Odasından. Binnur, şu en son hareketi yapmasaydın ben de inanacaktım. Niye ya. Şunu bağladın kafana? Ay bunu birden elimde görünce şöyle yapıyorum. Tövbe ya Rabbim, tövbe estağfurullah. Sabiha Gökçen'e benzedi ama öyle. Şeyi var gibi. Evet, Binnur, o sana aşık olunca senin şöyle bir problemin varmış. Birisi sana aşık olunca senin aşkın bitiyor. Anladın? Evet. Kaldır kolları. Tipik kadın olayı. Evet. Ama benim aşkım geçti de. Evet. Tam o sırada çocuklar, ikinizden birisi Binnur'a asılın. Tamam mı? Bir içki götürün. Deyin ki, bir içki ikram edebilir miyiz hanımefendi? Evet. Dur. Evet. Ben de sana aşık oldum. Ben senden soğudum. Şu an senden tiskiniyorum. Vallahi mi? O zaman çözdük olayı. Arkadaşım! Yapma! Sen onu dediği anda yıkılırsın, tamam mı? İlk kez omuzların yere düşer. Ve o sırada çocuk Binnur'a size bir içki ısmarlayabilir miyim der. Sen ne yaparsın erkek olarak? Çocuğun ağzını burnunu kırmaya çalışır. Bana da bir tane. Evet. Ha. Çocuğa dalarsın ama çocuk seni döver. Evet. Arkadaşım kafayı yakasından tutup çekerek burnuna 3 kere kafa vuruyorsun. 4. de yere düşüyor, tamam? Yani kan akmadığı sürece devam et. Evet. 3, 2, 1. Buyurun. Ben de sana aşık oldum. Ben öyle şeyden çok soğuyorum ya. Şu an ben seni sevmiyorum artık. Bir içki ısmarlayabilir miyim? Ben? Aa tabii. Nedir bu? Sütlü kahve. Aa teşekkür ederim. Kestik. Evet. Sütlü kahve. Neyse dün aldık da. Binnur şöyle olacak. Sen hemen şey yapmıyorsun çocuğa. Yani tamam demiyorsun. Sen bir dönüp arkadaşıma bakıyorsun. Ha, acaba kıskandırıyor mu gibi? Hani, ulan adam bana burada içki ısmarlıyor. Sen orada mal gibi duruyorsun bakışı, tamam mı? Ondan sonra sen de gelip çocuğa kabadayılık yapıyorsun. Çocuk seni tutuyor. 3 değil 4. de indiriyor, tamam mı? Ama şimdi ben ilişki uzmanı bir doktor olarak öyle gidip kadının önünde... özellikle şu an benden soğuduğunu söyleyen bir kadının önünde bir erkekle tartışmam çok... Fark etmez. Kavga edeceksin. Evet. Ben niye böyle karate kit gibiyim? Çok güzel fakat şey yap. Bir o ayağa çıkar, bir öbür ayağa çıkar dururken, konuşurken. Ha, evet. Sonra internette gif olsun bu, değil mi? Yok, yemezler. Arkadaşım ne diyorsam onu yap. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Ben de sana aşık oldum. Çok ciddiye alır bence beni. Ya, ben aşık olmadım. Yavaş yavaş söyle, tadını çıkaramıyorum. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama... tadını mı çıkaramıyorsun? Evet. Sen ne yapıyorsun, böyle termal kamerayla falan mı seyrediyorsun? Oo, iyice pişik oldu falan. Arkadaşım ya, sahnenin tadı diye bir şey vardır yönetmen var, için. Vardı, o 70'lerde bitti o iş. Arkadaşım. Hazır. Bu sahnenin malı sensin. Çok özür diliyorum. Balı ben yiyeceğim, evet. Balı Bey. Evet. 3, 2, 1. Ver. Galiba ben de sana aşık oldum. Çek burnunu. Evet, devam et. Ay ben öyle şeyden çok soğuyorum ya. Sevmiyorum ben seni. İlişki ısmarlayabilir miyim? Peki seni kırmayayım. Bir tane de ben alayım. Arkadaşım! Ha? Böyle yapıyor. Sen de söyle diyor. Sen belki de kadın... söyle demiyor. Görmüyor musun adam bana asılıyor diyor. Bu o mu demek? Evet. Binnur sen kaşınla gözünle belerterek daha böyle bir... sen ne biçim erkeksin yapana? Ben evet. Burada bu arada kilo aldım beklerken. Evet. Arkadaşım havadasın. Havadasın demişin lafına. Havadayım. Evet hayır şey ayaklar çıkıyor iniyor çıkıyor giriyor. Evet. Binnur. Ben de sana aşığım. Ne? Ay ben çok tiskiniyorum şu an senden. Bir içki ısmarlayabilir miyim efendim? Çok özür diliyorum beyefendi. Affedersiniz de lütfen. Biraz şöyle dön de kamera götürürseniz. Çok affedersiniz. Hanımefendiyi tanıyor musunuz? Az önce gördüm ve kendisinden çok etkilendim. O yüzden bir iş kısmı almışsın. Hayırlısı, o zaman her işte hayır var. Arkadaşım!
Tam o sırada böyle yapacaksın bak. Ne yapıyorsun böyle? Evet, oğlanı iyice gıcık et ki seni iyi dövsün. Evet. Ha, kendi kendine kaderimi kabartayım. Tabii o kadar gıcık hareketler yap ki oğlana seni dövmek belki için. Belki de beylik silahı falan vardı babamın, onu hediye ederim. Hayır öyle değil. Çok gıcık hareketler yap. Hareketlerinle falan ben böyle uyuz. Öyle şeyler yaparsın. Ya. Evet 3, 2, 1 buyurun. Tamam diyorum, yaparsın diyorum. Affedersiniz, siz hanımefendiyle tanışıyor muydunuz? Hayır tanışmıyorum ama az önce gördüm, kendisinden çok etkilendim. Tamam da az önce görmekle bir kadının böyle bir ne bileyim yaklaşımdan hoşlanıp hoşlanmayacağını bilemezsiniz. Baktım çok gıcık bir hareket vardı. Yap çocuğa. Çok gıcık bir hareket yap. Hem ona gıcık hem de onun gönlünü kapıyorum. Hiç hoşlanmadığım şey bunlar ha. Arkadaşım sana vurma hareketi yapıp çek kendini. Ha? Ha kendine değil. Oğlana vurur gibi yapıp kendini çekiyorsun. Fake yapıyorsun oğlana. Hocam bak bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Bir dakika diyorum. Çok saçma bir şey. Çok gerçekten iyi. Bir dur söyle. Çok etkileniyorum şu an. Yap hareketini. Dövme hareketi yap çocuğa. Yap. Görme bak. Görme hareketi. Hayır dövme hareketi. Ha dövme, ben de ne saçma bir şey dedim. Fake'ini yap. Fake'in mi? Demin yaptın ya, çok güzel. Bu fake'in. Çocuğa vurma hareketi yap ama vurma. He. Seni varıp parçalarım ha. Çok etkiliyorum. Dön 1000 lira hava at. Bir daha yap hareketi. Nasıl? Ay çok bir etkiliyorum. Bir daha dön, bir daha yap çocuğa. He. Ha. Yapa. Nasıl? Çok etkileniyorum. Dur kız, Allah'ın hakkı 3. Ha. Ay yapa. Lütfen. Çok etkileniyorsun. Sen de ya iyice bu şımarlı. Bayağı yumuluyor bana. Dön tekrar çocuğa yaparken aynı hareketi. Sen yakadan kapıyorsun. 3 kere kafayı göm. 4'ü de vur yapıştır yere. Şimdi evet. Meslek ne abi? Gümrük muhafaza. Gümrük muhafaza olduğu için gerçekten dövebilir. Yani 3 kere arka arkaya. Hani birinde yırttım. 2'de 3'ü de kesin gömecek. Arkadaşım. Ya. Bu oyun bu. Yeter. Yapacak bir şey yok. Evet. Evet. Buyurun. Hoppa. Ay çok etkiliyim. Anladın mı? Sakın ha. Sakın bir daha. Sakın hanımefendiye böyle şeyler yapma. Yapa, dön yapa, havanı yapa. At. Dön havanı at. Dön ha? Havanı at. Ha? Sana da mı geldi? Yarım tur döndüm o yüzden. Ulan dön 1000 lira hava at. İşte oraya da gelmiş tam yarım. Dön 1000 lira havalı, ya, hava ben... at. Dön 1000 lira hava at. Tekrar döndüğünde bir daha evet. Dön 1000 lira hava at. Bu tarz adamlar... Bizim gibi adamların... Böyle bir şey olamaz. Çok etki... Ay. Şu anda da ben soğudum zaten. Arkadaşım! Allah tamamı neredesin? Arkadaşım! Oradasın. Dön, gel buraya. Gel buraya. Gel, dön çocuğa. Tekrar hareketini yaptığında... isim neydi arkadaşım? İsmet. İsmet, sen biliyorsun olayı, evet. Sonra... Bir dakika, biliyor musun gerçekten? Gerçekten. Evet. Sonra Binder oğlunu kafayla gömüp yere düşürdüğünde sen benim adamıma mı deyip bir yapıştırıyorsun, İsmet onun üstüne düşürüyorsun. Tamam. Tamam. Sen de ona kafa atıyorsun. Tamam. Evet 3, 2, 1 buyurun. Gördün mü? Bu tarz adamlarla çok karşılaştım senden ben. Senden çok etkileniyorum şu an. Ne oldu ha? Ne oldu? Ha? Ha? Ne oldu? Aha gerçekten kafamı verdim. Ne? Arkadaşım ağla bağır orada. Ay, benim adamım o. Kestik, bir dakika dur. Binnur. Efendim. Seninki güzel olmadı, dur. Efendim. Kalk. Arkadaşım. Arkadaşım. Ne oldu lan? Gerçekten mi vurdu? Yok. Heh. Seyirci veli nimetimiz. Kalk. Kalk ayağa, ben iyi alamadım şeyi. Kalk. Şimdi bak, sen yakadan tutuyorsun. 3 kere kafayı gömüyorsun. 4'üncüde bunu yere yapıştırıyorsun. Bence 2 yeter ya. Arkadaşım. Sen düştüğünde 1000 lira ağlıyorsun. Bana vurdu, hep vurdu falan gibi. 1000 lira da sen kime vuruyorsun diye çekiyor. 1000 lira. Sen gerçekten vuruyorsun. Bana. Hayır. İsmet'e. Ha vur ya, ona vur ya. Evet. 3. Boşa getirirsek İsmet. 3, 2, 1. Yap hareketini İsmet'e. Allah. Allah bana vurdu. Aa, o mu vurdu? Bu gelseydi var ya görürdüm. Gerçekten vurdu. Kalk. Böyle şu kadar falan kaçırdım. Bilmiyorum, şimdi bunu kaldır ama ezik erkek. Nefret ettin. Nefret mi ediyorum yoksa seviyor muyum ya böyle tipi? Yok ya. Bunun nesini seveceksin? Baksana tipi. Aynısından sende de var. Sarp o sırada gel. O sırada gel. Hep iş bitince geliyor bu Sarp zaten. Hiçbir çocuğa yaramadı. Sarp gel. Kaldır 1000 lira elinden. Hadi kalk. Tiskindirdin iyice kalk.
Ama öyle deme şimdi. Ben böyle sert şeylerin erkeği değilim ya. Bak başardın, gördün mü? Öyle mi? Evet, sen doktor olarak ne yaptın? Dayağı yedim işte, ne olacak? Dayağı yedin, Binnur'un gözünde küçüldün ki. Ama oradaki sevgilisini ona yücelttin. Evet, işte bu. Sahibi olduğunun kıymetini, değil mi? Evet, ve sahnedeki burun arkadaşları için alkışlarla gönder. İsmet, çok teşekkür ederim. Kardeşim, sağ ol, estağfurullah. Binnur, çok seviyorsunuz. Sarılın Sarp'la, hep sarılarak oturun. Şşt, dividin mi aldınız lan? Oğlum, dividiler nerede? Sakın aile ortamında... Arkadaşım, evet. Arkadaşın ne? Ne? Bitti. Otur oraya, bak. Geldiler, şimdi sen onlara doktor olarak havanı at. Ben ne yaptım? Söyle. Ben ne yaptım? İsmet'ten kafayı yedim. Demin biraz kaçırdım diyordunuz. Efendim? Evet, küçük ama tekrar tam ayağa kalkarken bir daha düşünce o ezildi zaten. Şu an çok hissetmiyorum. Yapıştı ya. Pislik, duşta çıkar. Pisliksin sen ya. Gerçek bir pisliksin sen ya. Ne yaptım ben ya? Pislik yapıyorsun ya. Allah'ın salak talk showcusu. Ne kadar zarif değil mi? Gönder Sarp'ı alkışlarla. Ay. Oğlum dividiler yok lan. Ya arkadaşım, bir bırak. Veli nimet gitti ya. Bu yaptığımız büyük saçmalığa katıldığı için Binnur Kaya'ya çok teşekkür ederim. Ay. Çıkarayım mı? Sonra mı çıkacağım? Ay işte, ah canım. Ay dur, ben aldım, dur. Ben çok teşekkür ederim. Benim için onurdun, çok teşekkür ederim. Binnur Kaya. Çok teşekkür ederim. Ya, aman dikkat et. Teşekkür ederim. Nerede o İsmet? Gerçekten gidip tipine bakmanı çok istiyorum. Gider gitmez içeride aynaya bak. Gerçekten niye, vurdu mu? He? İsmet vurdu mu sana gerçekten? Yok ya, öyle şeyleri delikanlılar konuşuyor. İsmet bana ne yapabilir ki ya? Ne oldu lan? Böyle koyu ağzının ortası yamurdu. Ya nasıl böyle bir şey olsaydı yani Mel Gibson diye bir adam olmazdı birader. Kesiyorlar kafasını filmde çünkü. Bitti tek film, bir kadar. Hakikaten de yapıştı. Kaldır bakayım kolları. He? Kaldır kolları. Süper. İkinci yarı bir genç kız oynuyorsun. İsmet de olsun. İçeri. Ver Nur Yüzlü Gelir şarkısı. Sen genç kız olacaktın. İşte bu dönem kızlar böyle giyiniyor. Biraz tutucu bir dönem. Hiç öyle bir şey yok. Uydurma. Peki. Evet. Herhalde 1600'lerin ortası falan mı? Hayır. Kaç? Hayır, şey, sana göre kaç yılları? Ha, 1870. 80-70. Daha fazlasını istememişler. Ağzını yüzünü niye eğiyorsun sanki iğrenç bir yılmış gibi? Direkt söyle işte. 1850. Doğum tarihin kaç? Benim. Evet. 1821. 21, tamam. Kaç yaşındasın? Kaç oldu? He? 29. 29 yaşındasın, tamam. Ekürin var bir tane, Denyo, onu da çağır. Çağırt mı? Kim olabilir başka? İlginç bir selamlaşma şekliniz var. Çocukluktan beri berabersiniz. Öyle değil. İlginç bir selamlaşmayla selamlaşın. Aynı boydalar mı? Arkadaşım, sen abisi olarak onu yönlendirsene. İlginç bir selamlaşmanız olsun. Mesela sen sağ ayağında, sol ayağında, bir tek ayağında sek. Önce sağ ayağında sek, sol ayağında sek. Sonra dirseklerini birbirine vur. Sonra ikiniz dirseklerinizi birbirinize vur. Gel buraya. Polisteyiz biz, hadi. Gel buraya, gel. Ya o nasıl bir selamlaşma? İnsan evladı gibi. Arkadaşım, değişiklik olsun. Değişiklik olmasın. Bir kere de insan gibi bir şey yapalım. O yılların dahisisin sen.
Sen dahisin. O niye öyle manyak manyak hareketler yapıyorsun? Bir şey buldun sen o yıllarda. Evet. Evet. Böyle dahiler bunu manyak manyak işte. Hareketler. Merhabalar. Bunu buldum. Hayır, onu bulmadın. O normalde vardı. Evet. Sağ ayak, sol ayak, iki dirseğini birbirine vur, sonra dirseklerinizi birbirinize vurun. Evet. 3 2 1 gördüğünde sevin, sevin, selamlaş. Dirsek birbirine kavuşmuyor ki oğlum. Nasıl kavuşmuyor ya? İnsan Sen yapamıyorsan sen o göbekle hiç yapamazsın yani. Yapabiliyorum ben, denedim. Sen niye yapamıyorsun? Yapamıyorum. Çünkü ceket seni arkadan çekiyor olabilir. Bravo. Evet. Ya o zaman bir selamlaşma bul. Sarp, bir selamlaşma yapayım. Heh. Oh, işte bu. Aferin lan sana. Ama havada birbirinize değdirin ayakları. Heh. Cümlenin bittiği yer çok önemli. Evet. Üç. Ben bunu bulmuşum 1850'de. Sarp. Bunun mucidiyim ben. Sarp. Evet. Bak, her seferinde olduğu gibi salaklığını örtbas etmen lazım. İlk Android çünkü serseriyi bulmuşum. Çünkü dahisiniz, tamam. Salaklığını örtbas et bakayım, yüzünde göreyim. Of. İşte bu, zeki görün. Bir gözün düşük, bir gözün kalkık. Hayt, busun işte sen. Titriyor, nasıl titriyorlar öyle? Evet arkadaşım. Bu ne bulmuş? Gör, gör arkadaşını, Sarp'a bir isim ver, o yıllardan bir isim. Bunun ismi şey olsun ya. Ne olsun? Müştak. Müştak, tamam. He. Senin ismin ne? Benimki de... Hadi bakalım. Müştakil. Ne? Ha, ilk müştakil evi biz bulmuşuz. Tek katlı. Ne? Müştakil ev. Sen müştakil mi senin adın? O müştak, ben Hikmet. Beğenmedim, sen Muhittin'sin. Neyi evet beğenmedin lan? Şair evlenmesi. Müştakla Hikmet. Daha kral tamam, iki karakter mi? Tamam, sen Muhittin'sin. Çok güzel. Evet. 3, 2, 1. Görün birbirinizi, selamlaşın. Yıllardır görmüyorsun. Değmedi. Değmedi. O zaman şöyle yapalım da. Değdi ama piyaniste. Sayılır mı? Geldin, böğrüne mi geldin? Arkadaşım söyle çocuğa. Biz ne bulmuştuk lisede? Lisede siz bir şey buldunuz, çok meşhursunuz. Söyle, ne bulmuştuk? Yarım saat koy koy. Lisede biz ne bulmuştuk ya Müştak? Şöyle biraz öne gelelim de, şurası 2000 derece çünkü. Sor Müştak. Klimayı bulmuş olalım. Hayır, ne bulmuştunuz hayır Müştak? Ne bulmuştuk biz? Hani babanın kütüphanesinde inanılmaz böyle muşambada dergiler vardı. Arkadaşım, icat olarak bir şey bulmuşsunuz. Tamam işte. İcat etmişsiniz siz. Tamam, çok aleniydi, biz muşambayı icat ettik. Hayır. Siz o yıllarda bir şey... Müştak sen ona söyle. De ki Muhittin abi, sen lise sondaydın, ben lise birde. Sen bir şey bulmuştun. Parmağını salla ona. Evet, söyle. Sen hani bir şey bulmuştun Muhittin abi. Aa evet. Müştak evet, haklısın. Hiç unutamam. İlk Betamax'ı bulmuştum. Ulan şu kafadan bir çık lan. Bir çık, lazerli bir şey bul. Lazer epilasyonu bulmuştum, hatırlar mısın? Padişah falan. Hep epilasyon yaptık. Süper fikir. Evet. Sonra da gördüğün gibi bu da kafam. Vurdular. Nasıl süper fikir? İlk lazer epilasyonu sen bulmuşsun. Ne gülüyorsun lan? Çu çu çu. Daha o zamanlar büyük lazer. Stormtrooper. Arkadaş. İlk lazer epilasyonu bulmuşsun. Kabul ettiremiyorsun. Hemen bir bayan al sahneye, bir de erkek. Aa, saçmaladın iyice. Bir karı koca al sahneye. Bir bayan al diyorum, böyle sakallı iki kişi böyle yapıyor. Öyle mi, karı koca mısın? Tamam. Evet Müştak, bugün halkımız üstünde bikini ağdayı deneyeceğiz. Bakalım kaç kişi kalacak sahnede. Bir şey söyleyeceğim, aranızda karı koca olan var mı? Beyefendi, hanımefendi. Tamam, diğerlerini alkışlarla gönder. Ben bir şey demiyorum kız, vallahi kusura bak, orada gitti. Benim için onların elini sıkın. Düşerken dikkat edin. İnerken düşmeyin. O kadar emin ki düşecektim. İlk evet düşmeyi icat etmişim arkadaşım ben. Şeyi bulmuşsunuz. Şeyi bulmuşuz. Ya yapma şunu ya. Bir şey gösterip gideceğiz seyirciye. Tamam işte, lazer. Tamam. Ne? Lazeri bulmuşsunuz. İlk lazeri, fakat hiç kimse size inanmamış. Kapı kapı gezip satmaya çalışıyorsunuz. Tamam. Müştak söyle. Ben evleneceğim bu sene ya. Biz ne zaman para kazanacağız? Evet. Ben mi diyorum? Müştak sana diyor. Ha, Müştak sen de diyor. Merak etme. Bütün dahilerin... O zaman siz oturun abi. Siz evinizmiş orası. İsminiz bütün dahiler... İsmail. İsmail. Evet. Bana niye gelecek muamelesi yaptılar ki? İsmail. Anlamazsın sen. İsmail.
Sizin hanımefendi? Gamze. Gamze Hanım. Rahatsız olmayın. Biraz sen bekleteceğiz. Sen İsmail'e bundan sonra öyle de. Tamam. İsmail de. Hayırdır Yiğit, ne yapıyorsun? Ha seni mi çağırdı? Ha. Şey, yatağı aç. İyi yaşa. Evet. İsmail'le Gamze yataktasınız. Yatıyorsunuz. Ne, hiç sevmediğiniz bir aktivite mi? En de sevmediğimiz yerden sordu hoca. Hakikaten... Bak bak İsmail'e bak. Sen var İsmail. İsmail senin meslek ne? İnşaat mühendisiyim. Eyvallah. Binayı da böyle mi kontrol ediyorsun? Yani arkadaşlar... yatarlarsa bir şey olur mu? Evet. Ya arkadaşlar şey yapsanız. Abi siz şunu alın kafanızı yaslayın. Boynunuz çok ağrır orada çünkü. Estağfurullah. Yönetmen düşünmez böyle şeyleri. Evet arkadaşım. Şey sen isyan ediyorsun şey patronuna. Sen de bütün dahiler aç sürünür. Kestik. Ne oluyor lan? Neye gülüyorsunuz? Oraya bir ibrikle su da koyun. Nereye gidiyor olay? Neyi anlatacağız? Bir şey söyleyeceğim. Bunlar niye kolları bağlı yatıyorlar? O şey demek artık bu ay bütün ay başım ağrıyor. Arkadaşım sen dahiler her zaman aç sürünürler ama bir gün bir yerden bir şey bulurlar. Evet. Sen de isyan ediyorsun. Ben evleneceğim bir türlü evlenemiyorum. Ne zaman para kazanacağız? Evet 3-2-1 zile basıyorsunuz. Lazer epilasyonu tanıtıp satmaya çalışıyorsun tamam mı? Ama İsmail'in sakalı için. Daha kadınlar için bulmamışsın, erkekler bulmamış. İçin bulmuşsun. Evet. İsmail sen özüne dön, sırtını dön yat. Türk halkı ona şey der, götünü döndü yattı. Özüne dön bu. Hazır hissediyoruz. Evet. 3-2-1 geliyorsunuz ve geliyorsunuz tartışarak gelip kapının önünde pısır pısır konuşuyorsunuz. Sizin pısır pısır konuşmalarınıza Gamze sesiniz duyuyor. İsmail kapıda biri var diyor. İsmail kalkıyor delikten şey kapının altından size bakıyor. Tamam evet 3-2-1. Hacı ben hepsi baştakini unuttum ya, o kadar uzun sürdü ki bu. 3-2-1 buyurun. Vur girelim ya boşver. Hayır he? Sarp sen ne diyordun? Oo. İsyan et. Ya yeter artık ya. Neye isyan ediyorum ben? İsyanına isyan eden ilk insan. Bence çok haklı bir sebep. Ben araya girmeyeyim isterseniz hocam. Sarp. Evet. Beyni yok. Şimdi senin kız arkadaşın evlenmek istiyor da bir türlü para kazanamıyorsun ya. Patrona onu isyan ediyorsun. Sen de seviyorsun. Ben Osmanlı'da ilk spayı açmışım. Spa ne lan? Ha SPA. Tamam. Evet. Yok bu eşeğin küçüğü oğlum. Arkadaşım. Spa öyle sevilir mi? Evet. Siz aşağıdan başlarsınız. Ben yukarıdan. Geriye gir. Çok özür diliyorum. Oraya götürüyorsun işi ama. Ben o tarz bir insan değilim. Çok çirkinsin ya. Her yere giderim ama çok seçmiyorum. Çok çirkin ama bu yaptın. İsyan et lan şuna. Yeter artık ya. Evlenemiyorum. Ama bunun için ben ne yapabilirim müştak? Evlendir bizi. Kimle yavrum? Sevgilim var ya benim. Ne bileyim oğlum ben ilk defa duydum. Ha. Ya kız bana mendil attı. Ben kızı 3 yıldır istemeye gidemiyorum. Param yok söyle. Mendil attı bana. Sümüklü müyüm ben? Ya bence buna bekarlık bile fazla ya. Ya ben kendimi bunun için heder edeyim mi? Arkadaşım inanmayacaksın ama seninle aynı fikirdeyim. Estağfurullah hocam yani aklın yolu bir. Yürü kapının önüne geldiniz pısır pısır konuşuyorsunuz. Hadi, akşam akşam ne yiyeceğiz diyor. Sen de diyorsun kuru fasulye yiyeceğiz. Sen de diyorsun ki Sarp 3 aydır kuru fasulye yiyoruz her akşam evet. Konuşun kapının önünde pısır pısır ne? Gamze sesi duyun. Ne yiyeceğiz biz? Ne yiyeceğiz yavrum? Kuru fasulye yiyeceğiz ya. İsmail kalk. 3 aydır kuru fasulye yiyoruz ya. Bir dakika İsmail bir şey yapıyor şöyle. Çok tanınan bir ikili mi Osmanlı'da onlar? Gamze bunlar sustukları anda sen birden kalkacaksın. İsmail İsmail diye dirseği bir gömeceksin İsmail'in böğrüne. Yataktan düşecek. Kalk kapıda konuşanlar var diye. Gamze evet. Dikkatli ol bunun evi de var çünkü. Sonuçta evlisiniz. Evet 3-2-1 konuş. Kuru fasulyeden bahset. Yavrum neyi başka ne yiyeceğiz ki? Şu an yeni icadımı henüz bir yere satamadık. Sattığımız zaman Allah'ın izniyle akçeleri cebe aldığımızda... Akçe bak tarihi takip ediyorum. Akçeleri cebe aldığımızda hemen gidip bitcoin alacağız. Küçüklerinden bitcoin böyle. Abartma. İsmail kalk kapıda biri var İsmail. Neyi abartma? Bitcoin'in en iyisini abartacağım ki. Evet gel İsmail gel gel gel. Gel önce yok de karınla konuş. Ne oluyor? İsmail Oscar'lık oynamana gerek yok. Gelip kapının altından bakacağız. Hadi. Oyuncular arasında benim için en bafta İsmail geliyor. Aç kapıyı İsmail. Efendim rahatsız ettik. Ben
Hikmet. Hikmet miydim lan ben? Hikmet. Hikmet. İsminiz neydi? İsmail. İsmail Beyciğim. Sen Muhittin'sin. Ben Muhittin'im. Bambaşka. Şurada bambaşka. Evinize girdim bambaşka biri oldum. İnsanı burası başka yapıyor. Bu da yardımcım. Sağ kolum. Çok sevdiğim insan Müştak. Müştak. Evet. İsmail ver Bey. Müziği. Müzik altında hareket. Hayır hayır. Müzisyen ver. Dım, pam pam pum pam pam. Ver müziği. O müzik eşliğinde anlatıyorsun. Biraz şeyi anlatıyorsun. Lazer epilasyonu. Lazer epilasyonu müzik eşliğinde anlatıyor. Evet. Hareketlerle anlatıyorsun. Evet. Başla. Bıst yapıyoruz, alıyoruz. Kısa bir şey çal. Arkadaşım. Arkadaşım sunum Cing. Yap ya. Şimdi sizlere diyorsun, Sarp'ı işaret ediyorsun. Sarp elinde epilasyonu getiriyor. Gösteriyorsun, havaya atıyorsun, tutuyorsun. Bacak arasından çeviriyorsun. Ve yani... arada çalışıyor. İlk sunum facia. Arkadaşım lütfen güzel sunum Fransa'da yap. Plajda böyle gezebiliyorum artık hiç sıkıntı olmadan. Güzel sunum yap lütfen, rica ediyorum senden. Evet müzisyenler hazır mıyız? Arkadaşım söylüyorsun. Hanımefendi al hanımefendiyi de oraya. Hanımefendi de daha... Hanımefendiciğim rahatsız ettik. Çok özür diliyorum. Nasılsınız efendim? Efendim eşinize de bahsettiğim gibi biz inanılmaz bir icatla geldik evinize. Dünyada ilk olan lazer epilasyonu biz... Biz de tam nerede olduğunu bilmiyoruz. Size soracağız nerede satıldı. Arkadaşım ben çok iyi gidiyordun. Çok iyi gidiyordun. Şimdi bir şaka yap onları yumuşat. Bir şaka yap. Ondan sonra Temel diyor ki. O diyor. Hükrü anlatma. El kol şakası yap adama. Samimiyeti ilerlet. Ya sizin köy nasıl bir yer Allah rızası için? Böyle bir şey ilk defa tanışmışım ben ya. Bir malzeme satacağım ona. Samimiyeti ilerletmek için bir el şakası yap adama. Yapılmaz. Osmanlı döneminde öyle bir şey yok. Yapılır. Yap bir el şakası. İnanır mısınız? Şöyle bir alet getirdim. Şöyle söyleyeyim size. Sinek kaydı derler ya bakın bu hareket yıllar sonra çok meşhur olacak. Sinek kaydı. Burada ne var de çeneye dokun. Burada ne var? Ter. Götümden ter yapıyor. Ne var? Çünkü Ilgaz yine erkeklerden nefret ettiği için bana kaşe kumaş giydirmiş. Şu an donum yapıştı. Saydam. Adamın cümlesine dokunuyorsun, tık diye çeneye vuruyorsun, şaka yapıyorsun. Evet, yap. Burada ne var? Tık. Bakalım, efendim Gamze Hanım. Gamze Hanım değil mi? Evet. Çok müşerref oldum. Şimdi bakın burada ne var? Nasıl yapsın bu tarz şeyler? Sarp'ın bir el şakası. Lazer epilasyon bu işte. Böyle saçma şaka. İyi günler, görüşmek üzere. Sarp sen de bir el şakası yap. Bak. Yapsana lan bir şaka. Ya ne oldu? Ne haber yakışıklı? Bizim ağzımızı burnumuzu kırması kaçıncı dakikayı bulur? İsmail Bey. Arkadaşım şimdi bak çok yumuşadılar. Gamze ve İsmail çok yumuşadı. Çok sevdiniz bunları. Konuşun aranızda. Ya gerçekten çok iyi ya. Süper fikir ya. Aslında bize de konuşursanız herkesle paylaşmış oluruz. Ya sen diyordun hep kirli sakal seviyorum diye. Ay, ay birden fikrim değişti ya. Siz böyle hakikaten yatakta falan duyuyor musunuz birbirinizi? Ben de seni çok seviyorum. He? Seviyorum. Ben seni seviyorum. Ama çok sordum. Ben artık sıkıldım senden. Ama bitti. Boşadılar. Ertesi sabah boşadılar. Ama birbirlerinin haberi yok. Haberi yok. Evet. Sen tam lazer epilasyonu şey üzerinde, İsmail üzerinde denerken otur İsmail'in. Lazer epilasyon adlı aygıtımız nerede? Bul bir yerden çıkar aygıtı. Evet. Amerika'dan getirdiğimiz... Onu çek adamın sakalını tam şey yaparken o sırada telefon çalar. Gamze açarsın telefonu, padişah arıyor bunları. Telefon da icat edilmiş. Evet, arkasında duruyor, görmüyor musun kırmızı? Telefonun arkasında duruyorum, evet. İcat edilmiş. Hemen bir beyefendi al sahneye, padişah olsun. Vezir olsan gelmeyeceksin değil mi? İsminiz ne? Umut. Umut, gel müzisyenin oraya. Evet, arkadaşım. Tam lazer epilasyonla şey yaparken adamı o sırada telefon çalar. Efendim şimdi cihaz şöyle bir şey. Cihaz yok ki anasını satayım. Yap elde, şunu! Elde cihaz yok müdür. Ya ver şunu. Evet. Baktık kıl dökmüyor. Bu erotik film çekmek için de kullanacağız. Böyle çok yönlü bir alet icat ettim İsmail Bey. Şimdi bu aleti ben sizin cildinize yaklaştırıyorum. Cilde yakın yerde hafif bir yanma olabilir. Fişi yanma... sok önce. Kusura bakmayın İsmail Bey. Biraz acılı bir proses. Çünkü bildiğiniz Jack artık bir yere uyacak. O zaman size kapıyı geçeyim. Gamze sen telaştan kocana bir şey yapıyor olabilirler. Yok, İlk yok. Kez böyle bir şeyle karşılaşıyorsun. Efendim buradan bir 110 volt çıkışımız var mı acaba? Ne mi yapıyoruz? Şimdi eşinizi sizin de yıllardır rahatsız olduğunuz cilt... Seyirciye götümüzü dönmesin. Arkadaşım niye yatağa taktın fişi? Efendim? Yatağı niye taktın fişi? Ya bunların ürettiği enerjiyle baş edebilir miyiz biz ya? Konuşmuyorlar bile. Evet.
Evet. Lazere başlıyorsun. Lazerde senin yüzün yanıyor, tamam mı? Benim. İsmail. İsmail'in yüzü yanıyor. Bey'in yüzü yanıyor. Evet. Sen de eline odunu alıp odunla bunlara vuruyorsun. Kocamı yaktınız diye. O ne? Bu da aynı zamanda prostat kontrolü için. Yani biz 6 ayda bir full paket sağlık sigortası kapsamında. Sarp, ne geziyorsun salak salak? Yardımcı olsana. Evet, prostatı görelim. Hayır. Arkadaşım, sen hareketlerle o kadar estetik yapıyorsun ki ver valsi. Evet, başlat. Ver valsi. Ver valsi müzisyenler. Ya niye habire biz götümüzü oynatıp duruyoruz burada? 3, 2, 1, vals. Çünkü... Sarp, sen İsmail'i tut da hareket etmesin. Lazer nedir efendim? Lazer enfrare bir ışık olduğu için... Kestik, dur. Sen İsmail'i tutma. Arkadaşımı arkadan tam kavra ki beli şey olmasın. Ne olmasın? Ha, kameramanlar böyle ayakta çekim yaparken belli tutarlar. Ben kameraman değilim ki, apilatörüm. Tamam, o da kameraya benzeyen bir apilatör ya. Evet, beli şey olmasın diye tam belden kavra onu, tamam mı? Evet, sarıl ona iyice. Belden tam kavra. Tamam, tamam, kavrayacak, tamam. Sık iyice. Evet, ver valsi. Başlıyorum de başla. Bir de vals. Evet. Ver valsi. Bu da açıldı, bu da inanılmaz bir şey. Burada da bozuk para için yeri var. Müthiş bir alet. Evet, sakalları ufaktan, ufaktan ne yapıyoruz? Değdirerekten. Sen de iyi misin Sarp'cığım? Sakalları ufak ufak alıyoruz ve ne yapıyoruz bundan sonra? Hafif nemlendirici bir kremle günde iki defa cildimizin kurumaması için tatbik ediyoruz kremi. Tam o sırada bağırmaya başladı. Cildin yanmaya başladı İsmail. Bağır. Yanıyor bunlar ya. Ne yaptınız siz bana? Zaten aportta bekliyor sopayı almak için ya. Gamze, yatağın üstüne çık, oradan saldır. Arkadaşım, siz de tam kaçmaya çalışıyorsunuz. Hanımefendi lütfen, istirham ediyorum, öyle şey olur mu ya? Yanıyorum ama. Ama bir süre yanacak. Yine seyirciye kıçını dönersen yanarsın tabii. Böyle bir süre yanacak. Dediğim gibi kremi ne yaptık, tatbik ettikten sonra her şey geçecek lütfen. Bir gün süre verin bize, istirham krem ediyorum, alayım ben onu. Efendim? Krem de verir o zaman. Krem de sen al be. Evet arkadaşım, tam o sırada telefon çalar. Çaldır Allah'ım, telefonu seyirci. Çıkamadık şu gudubet evden ya. Açsana telefonu. Aynı zamanda da telefon. Alo. Nasıl bir şey icat etmişim lan ben? Gamze, aç şu telefonu. Allah seni. Şunu alır mısın lütfen? Alo. Konuş. Alo. Parmaklar duruyor fakat inik. Sana diyorum Umut. Konuş. Umut. Alo. Ya. Ben padişah. Söyle. Affedersiniz de bu arada Gamze Hanım sesini kim duyuracak gel ablacığım benim mikrofonum. Bence de. Buyurun. Ne diyeyim? Ya kim sen söyle. Söyledik ya sana padişah. Tebrik ediyorum. Padişah olduğuna inanıp ne diyeyim diye başkasına danışan tek insansın. Helal olsun, doğrusu bu. Ben Osmanlı padişahı 3. Umut. Umut, sen neyi alkışlıyorsun? Telefon nerede bu sırada? Gerçekten de oradan aldım. Umut, sadece padişahım diyorsun, tamam. Ben padişahım. Orada diyorsun bizim çocuklar olacak diyorsun şeyci. Neycisiniz siz? Epilatör. Hayır hayır, buluşçuya ne deniyor? Macit. Ha, macit olacak. Biliyoruz lan, şakaydı. Evet, macit olacak diyorsun. Ve çalışılmış bir şaka, inan. Evet, konuşsana. Ben padişahım, bizim orada çocuklar olacak, mucitler. Evet, kocamı yaktılar. Gamze bizi bitirdi ya şu an. Gamze, kocası, sen Sarp'ın boğazını sıkıyorsun tam öldürürken... Gamze, sen diyorsun ki öldürme, öldürme, padişah arıyor diyorsun. Evet, sık boğazını Sarp'ın. Ne yaptın? Öldürme, öldürme, bırak, padişah arıyor, bırak. Padişah mı arıyor? Evet, padişah. Hay Allah, benim cebi yine kaybetti ya. Ver. Alo. Sayın padişahım. Neredesin sen? Kestik. Siz nereden tanışıyorsunuz? Aynı medreseye gitmişiz. Ben medresenin kaçış yolunu bulmuşum. O padişah olarak devam etmiş. Ben hep bir şey icat ediyorum hocam. Arkadaşım, sen padişahla konuşurken tir tir titriyorsun. Sen öyle bir zangır diyorsun ki Sarp bile seni kapattım. Tutamıyor. Padişahın yüzüne kapat. Ana. Arıyorum. Çaldır. Aradığım telefon düştü, tamam. Alo. Yüzüme mi kapattın? Estağfurullah. Titre konuşurken. Estağfurullah. Çok özür diliyorum. 2 saniye rica edeceğim. Yeni bir icadım var, onu kapatayım. Arkadaş.
Kapayın, ben sizi sanal gözlüğümle arayayım. Bir şey söyleyeceğim, bir dakika. Bir dakika, öne gel. Bir saniye öne gel, ben bir şey söyleyeceğim. Allah'ını seversen. Arkadaşım! Ya ben senden ne edeceğim? Ne edeceğim mi? Arkadaşım, niye böyle yapıyorsun sen? Özür diliyorum. Nesin sen? Üzgün. Sahnedeki herkesi alkışlarla gönder. Çok teşekkür, yorduk sizi ya. İlhan canım, çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Sarp. Hı hı. Oğlum bu 12 sene oldu. Hı hı. Bunun için şey diyorlar. Şimdi o kelimeyi kullanmak istemiyorum. Bir peynir. Muhteşem. Muhteşem peynir. İnanılmaz. Evet. Unbelievable. Sen daha çömezsin. Senin daha çok yolun var. Hı hı. Sen niye buna ayak uyduruyorsun? Ben bir şey yapmıyorum. Ulan niye düşünerek hareket etmiyorsun? Ne yaparak? Düşmeyerek mi? Düşünerek. Ben ne yaparak düşünerek mi? Kenefte böyle. Ne yaparak? Arkadaşım. Çocuğun salaklığından faydalanma. Estağfurullah. Günah. Ben başına gelebilecek facialara da örnek olup hazırlamaya çalışıyorum hocam. Mesela ona eğitici bir şey söyle. İçerideki o siyah fermuarlı cepte bütün DVD'si listesi orada. Arkadaşım ya. Sarp. Hocam her zaman USB'den iyidir. Çünkü sıkıştırılmamış format. Sarp kendine gel, tamam mı? Sadece beni dinleyeceksin. Ya, ciddiyim tamam. Zannedecekler. Söyle seyirciye. Bütün CD'leri izledim. Hayır ulan! Sarp, ver selamını. Ne yaptığının farkında mısın? Goy goy yaptım, ikinci perdeyi yedim. Bugün de ben yiyeyim ya. Bunun acısını haftaya çıkarırım ben senden. Eyvallah, hazırlıklı gelirim. Ver selamını. Ayağına da sağ ol. Rahat parla. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Arkadaşın hikayesi, mini ve yönetmeni, hepsinden de önemlisi yanındaki seyircisi. Bizimki aşk hikayesi, sahnesiyle perdesi.